baş başa Ağva'ya gidiyorsunuz. Ağva mı? Evet. Bir gidin bakalım. Ağva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül sevdiğinden hiç vaz mı geçecek? Bir gidin bakın bakalım. Geçecek mi? Yani bu adam da her seferinde yeni bir icat çıkarıyor. Nereden çıktı şimdi bu Ağva meselesi? Aynen öyle. Yani hafta sonu ne yapacağımızı o mu karar verecek yani? Sonuçta hasta hakkı var, danışman hakkı var. Vardır herhalde. Yani vardır tabii canım, vardır ya. Niye olmasın ki? Mecbur muyuz biz hem onun her istediğini yapmaya? Hiç. Yapmayız, olur biter. Vallahi aynen öyle. Yapmayız, ne olacak? Nereden bilecek yani? Gittik deriz. Kızım isteyelim de şu kadrodan bir çıksın. Yerine Adriana Lima gelsin. Şarapova girsin yerine. Ay Erol saçmalama lütfen oğlum. İki dakikacık ciddi olama ya. Hedefimizi unutma. Ne diyor Anişkon sana? Filiz, Onur ve Lale'ye sanki onların bir dostu, bir arkadaşıymış gibi yaklaşacak. Çatır çatır ayıracak onları. Boşatacak onları, ayıracak da. Acaba onun bu muhterem kalbi, cici yüreceği buna el verecek mi, becerebilecek mi? Merak etme oğlum, ne diyorum sana? Filiz artık kötü. Bildiğin kötü. Ay hadi inşallah. Ne bakıyorsun be? Firavun faresi. Filizciğim, nasılsın güzel kızım? Bugün biraz daha iyi misin? İyiler erken ölür kaynana. Enayiliğin lüzumu yok. Allah Allah. Laflara bak, gotik mi olmuş bu? Bunun tarzı nasıl bir üslup bu? Allah Allah. Beyaz giymiş söz olmuş da siyah giymiş de mi toz olmuş? Niye ki? Ben hep böyle giyinmiyor muydum? Vallahi hatırlamıyorum. Sen giyinmiyordun ki aşkım, brandayla örtünüyordun. Araba gibi desem aşırı döver beni, değil mi anacık? Şişt, sakın, sakın. Aklından bile geçirme oğlucuğum. Filizciğim, göreve hazır mısın kızım? Bana Onur'la Lale'nin koordinatlarını verin. Baboli geliyor, yemin ediyorum yakalanacağız. Filiz'in gerçek olmadığını anlayacak şu an. Merhaba millet. Hoş geldin canım. Sana da merhaba kızım, Filiz. Size de merhaba babacığım. Güneş üzerinizde parıl parıl parlasın. Bir gününüz öteki gününüzden kötü geçmesin. Hep iyi olun inşallah. Amin ya Rabbi. İnşallah kızım. İnşallah, inşallah, inşallah. Cümlemize. Ne oluyor anacık, naif naif muhabbetler, eski Filiz geri mi geliyor? Oğluşum olabilir mi, hiç öyle bir şey hayır. Hiçbir şeyden haberi yok şaşkın olsun. Bildiğin kötü kalpli kraliçe oldu bu, karanlıklar prensesi oldu. Ava ha? Oh 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 oh. Aman ne güzel. Ay çok iyi bir fikir. Ne güzel düşünmüş terapist. Nereden aklına geldiyse. Vallahi çok güzel fikir oğlum. Gerçekten çok güzel fikir. Gidin Lale ile baş başa aşk gazeleyin. Şöyle yaralarınızı sarın. Değil mi? Hem tam aşk zamanı. Deniz ve kum ve ne Fikret? Ve deniz, kum ve gazete ve dergi. Romantizmden emekli olmuş adama ben de ne soruyorum acaba? Sen babana bakma yavrum. Her şey çok güzel olacak. Bitti mi? Anne, biz Lale ile bir karar verdik. Ah bak ne güzel. Birlikte karar vermeye başlamışsınız. Demek terapist işe yarıyor değil mi Fikret? Aynen. Anneciğim, babacığım. Biz Lale ile Ağva'ya gitmemeye karar verdik. Hoppala. Nasıl yani? Ben yanlış mı işittim? Bir şeyler söyle Fikret. Anneciğim doğru duydunuz, çünkü biz Ağva'ya gidersek bu boşa kürek çekmek olacak. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Olur mu oğlum öyle şey? Olmaz ki. Baba asıl gidersek daha kötü olacak. Birbirimizi yine kırıp dökeceğiz. Bir şey değişmeyecek ki. Bir
bir şey daha söyle Fikret, lütfen. Oğlum, siz o zaman terapiste ne diyeceksiniz? Yani sonuçta mahkeme kararıyla gidiyorsunuz terapiste. Biz onu da düşündük. Lale ile avaya gitmişiz gibi davranacağız. Neyse ya, daha fazla uzatmayalım gerçekten. Hadi öpüyorum sizi, görüşürüz. Ama... Fikret, Yıldız! Mızıklanma Fikret, mızmızlanma. Çöz Fikret, çöz Fikret. Ya ne çözeceğim ya? Bütün problemleri ben mi çözeceğim? Einstein mıyım ben? Evet, yalanın, dolanın ve taraflı haberin merkezi Şerife'deyiz. Sendeyiz Şerife. Gir manşeti Şerife. Teşekkür ediyorum Erol Bey. Betül Hanım, giriyorum. Terapist Onur'la Lale'yi havaya yollamış. Sebep Şerife? Havaya sorular sormayın. Oksijeni boşuna harcamayın. Niye yollayacak? Aşk tazelesinler diyedir. Aşk. Tazelesinler. Evet. Ay, şşt, kız. Ay, hayır, bir şey yer kaydı altından. Bir şey oldu. Bana bir şey oluyor şu anda Erol. Gözüm çok kötü dönüyor şu anda. Ay. İnşallah iyi haberlerini alırız. Ay inşallah da iyi haberlerini alırız. Bayramlarını, seyranlarını falan hep kutlayın. Hep belirli günlerini, haftalarını falan hep kutlayın. Bir mukabele sağ ol, sen de başlayın. Alo. Alo. Nerede kalmıştık? En son anacığım bayılıyordu, orada kalmıştık. Lale ile Onur doktora AV'ye gideceklerini söyleyeceklermiş ama aslında gitmeyeceklermiş. O ne demek ya? O ne demek? Bulmaca gibi konuşmasana. Amatör köstebek. Gidecekler miymiş, gitmeyecekler miymiş? Yok işte, gitmeyeceklermiş. Onu diyorum ya. Gideceklerini söyleyecekler. Yani ikisi de istemiyor aslında gitmeyi. Oh, Allah bir yastıkta daraltsın inşallah. Tek celsede ayırsın. Amin. Yalnız nasıl haber ama? alırım artık bir çeyrek altınınızı. Tamam canım, ben sana çeyrek kokoreçi yolluyorum. Sizin istihbarat ağınız bu mu ya? Kargalara sorsak daha net cevaplar alırdık yani. Ama helal olsun Şerife. Yani bulmuş sizin gibi inekleri. Sağmala yavrum, sağmala. Vallahi sevinek mi, üzülek mi bilemedim ki. İkinci bir emre kadar, Lale ile Onur ayrılana kadar sevinmeyi yasaklıyorum. Demek Ava'ya gidin demiş ha. Aferin. İşini biliyor mu Pınar Bey? Öyle anneciğim ama yani bizimkiler biraz gönülsüz. Onur tutturdu, gitmeyeceğiz diye. Yani koca koca insanlar zorla da ikna edilmez ki. Allah Allah! Allah Allah! Öyle hemen karalar bağlamayın. Bundan sonra bakın, ne işitirseniz, ne görürseniz, ne olup biterse bana haber vereceksiniz. Maşallah hanımlar ya. Resmen nöbetçi terapist yaptınız beni ya. Kusura bakmayın. Şimdi tabii çocuklarımızın mutluluğu söz konusu olunca gerçekten kusura bakmayın. Ay ne kusura bakacak efendim, ne kusuru? Hayır neyse, ücreti vereceğiz, Allah Allah. Bunda ücret yoktur herhalde. Hadi canım. Ay nasıl? Hastaneye gidiyorsunuz ya bir kere. Ondan sonra ikinci defa gidince hani sonuç gösterme gibi. Efendim, idrar tahlili mi sonuç alacaksınız? Aşk doktoruyum ben. Benim saatim para. Taksimetre gibi çalışıyor. Dolmuş gibi. İndi bindi 3 lira. Hay efendim, hay. Lakin Onur ve Lale konusunda ilerleme kaydedemiyoruz. Yol alamıyor muyuz acaba Pınar Bey? Ne gibi efendim? Şu gibi efendim. Lale ile Onur Ava'ya gitmeyip size gidiyormuş gibi yapacaklar. Bana? Evet. Size yalan söyleyecekler. Demek öyle ha. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben hallederim onu. Evet. 3 dakika 37 saniye. Salise. Ay. Bunun için para almayacaksınız herhalde. Benim mesai bitmedi daha. Lütfen. Daha var. Onlara gör. Eyvah. Ya gideceğiz dedik işte. Niye böyle üstümüze geliyor ya? Pınar Bey. Merhabalar Onur Bey. Nasılsınız? Lale Hanım nasıl? İyi, sağ olun. Lale de şu an yanımda hatta. Buradayım.
Merhaba, merhaba. İyi, iyi. Yan yanaysanız çok iyi. Efendim, size arabamın sebebi bu hafta sonundaki ava geliniz. Gideceğiz dedik ya Pınar Bey. Niye böyle üstümüze geliyorsunuz? Sesinizde bir gerginlik mi hissediyorum Lale Hanım? Canınız bir şey mi sıkıldı? Yok, yok. Niye canım sıkılsın? Sonuçta kocacığımla beraber avaya gidiyorum tatile. Rahatlarım orada. Güzel, güzel. Siz avada rahatlarken bana da oradan fotoğraf göndermenizi istiyorum. Psikolojik tedavinizin gelişimi için. Lale Hanım, Onur Bey. Buradayız. Buradayız. Hah, oradaysanız iyi. Beni de yanınıza hissedin. Hani bana fotoğraf gönderin, konum gönderin ki ben de sizinle oradaymışım gibi olsun. Yani şöyle, biz şimdi Lale ile İla fotoğraf göndermek zorunda mıyız yani? Hani yoksa konum falan göndermesek olmuyor mu? Ne, nedir efendim? Bir sıkıntı mı var? Sorun mu var? Yok, bir sıkıntı yok da şimdi biz sonuçta sakin bir yere gidiyoruz ya kafa dinlemeye. Hani birbirimizle vakit geçiririz, baş başa oluruz diye telefonları kendimizden uzak tutalım dedik biz. Olmasın telefon. Olur mu efendim? Hangi çağda yaşıyoruz? Telefonsuz olur mu? Diyelim denize gittiniz, ormanda geziyorsunuz. Birinizden birine bir şey olsa kimin haberi olacak? Tövbe estağfurullah. Yani haklısınız tabii de. O zaman anlaştık. Bekliyorum mesajlarınızı. Bu tedavinizin ilerleyişi açısından çok önemli bir aşama, atlamayalım lütfen. Pınar Bey. O zaman efendim çok teşekkür ediyoruz size. Hadi iyi eğlenceler. Sevgiler, saygılar. Saygılar. Sevgiler. Efendim ben yapacağımı yaptım. Daha da gitmezlerse avaya benim bir terapist olarak yapabileceğim başka bir şey yok. Benim adım Pınar. Elimden gelen bu kadar. Anne. Abla neyin var? Ne oldu? Bir şey yok. Koray meselesi değil mi? Ya tamam, takma kafanı. Hallederiz, merak etme. Nasıl halledeceğiz abla? Sözleşmeyi feshetmek için 300 bin lira tazminat istiyor. Tamam canım. Takılma kafana. Bir yolunu buluruz artık. A bak ne geldi aklıma. Gerekirse var ya Hürriyet Hanım'ı salarız üstüne. Borçlu bile çıkarırız be. Allah'ım sen merak etme bak. Ay olur olur ha. Biri gidiyor, biri başlıyor ya. Yeter. Aman canım. Anne hoş geldin. Hoş buldum. Anne ne oldu? Neyin var canım? O avaya gidilecek. Tamam. Öyle yok, o avaya gidecek. Bu süt bitecek. O kurtuluş bu eve gelmeyecek. O Koray acaba bize çaya falan mı gelse? Hayırdır, bir şey bulamadım. Anne. Bulamadım Koray için hiçbir şey bulamadım. Çünkü bunun gibi, bunu kocası gibi bizi bir değil çağırsın eve diyordum ama çok şükür sen turnayı gözünden vurdun. Aferin kızım. Eyvallah birader. Ol abisi bununla koy bakayım. Kurtuluş abi bir de sen saysana şunu. Oğlum sabahtan beri sayıyoruz zaten ya. 5 kere ben saydım, 5 kere sen saydın Samet. Al bunu abisi, bu kadar para sayılmaz, bereketi kaçar ya. Ya ne bileyim Kurtuluş abi ya. Böyle saydıkça çoğalacakmış gibi bir his var içimde ya. Umut garibanın ekmeği işte, ne yapacaksın? He bak o para kutusu var ya. Onunla böyle altını ovaladığın zaman cin çıkıyor içinden, anlıyor musun? Hani Alaaddin'in cini hesabı. Bir maşallah de be abisi, tamam güzel kazanıyoruz işte, dur. Ya maşallah da Koray'la para ödeyeceğiz. Onu nasıl ödeyeceğiz, düşünüyor musun hiç? Of. Doğru diyorsun abisi, ne bileyim ben ya, of. Bak Kurtuluş abi, ben okul hayatımda sayısalcıydım. Şimdi bu hızla gidersek yaptığım hesaplara göre 300 bin eksi 206.50 eşittir. Yok, yine olmuyor. Of. Yemin ediyorum içim şişti abisi, var ya bak. Bu hesaba göre biz Nergis anca 60 yaşında özgürlüğüne kavuştururuz ha. Bu ne lan? Nergis? 60 yaşındayken ben kaç yaşında oluyorum? Yok ya çok oluyor. Abi biz bu parayı faize mi koysak, repoya mı yatıracak? Şu zamanlamayı geri alabiliyor muyuz ya? Samet, biz en iyisi borsaya girelim. Heh, o da iyi fikir. Borsaya girelim. Ama bir sıkıntı var, ben anlamıyorum. Sen anlıyorsan girelim. Ben anlıyorum abisi.
Bak önce diyorum ki, hani böyle şoför olarak, temizlik elemanı olarak ya da ne bileyim mutfakta falan girelim. Hem maaşı var, hem diyorum böyle sigortası var, yol var, her şey var yani. Anlıyor musun abisi? Lan sinir! Ulan bu kazandığımız parayla ben eve giremiyorum lan. Seni hala refo diyorum, bilmem ne diyorsun Samet. Bir sus gözünü seveyim ya. Tamam abi, o zaman biz biraz daha büyük düşünelim. Samet, abisi biz harbiden düşünmeyelim. Biraz duralım, gözünü seveyim ya. Kurtuluş abi, bir yarım yapsana bana be. Ay çocuklar, çok uykum geldi. Ben yatacağım, kusura bakmayın. Babaanneciğim, biraz daha otursaydık. Ay yok yok, siz oturun çifte kumrular. Siz oturun, ben yatacağım, çok uykum geldi. İyi geceler babaanne. İyi geceler babaanneciğim. Biz de zaten birazdan yatacağız. İyi geceler, iyi geceler. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Ben de yatıyorum. Yatıyorum ben de. Sen yatmayacak mısın? Öyle karşıya mı bakacaksın sürekli? Karşıya bakmıyorum, televizyona bakıyorum. Ayrıca uyku mu kaldı bende? Ne yapacağız diye düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Oho, ağlama meselesini düşünüyorum. Ama Onur Bey'in umurunda bile değil. Oo, vallahi çok haklısınız Lale Hanım. Ağlama meselesi umurunda bile değil. Ha, zaten kadınların umurunda olan şey niye erkeklerin umurunda olsun ki? Konuşmayayım diyorum ama. Ay aman, aman konuşma Onur. Sakın sükunetini bozma. Git, valizini hazırla, yat, uyu. Uyuyacağım, uyuyacağım. Merak etme. Ama tabii valizimi yapmadan uyuyacağım. Ben çünkü Ava'ya gitmiyorum. Ama sen Ava'ya gittiğin için valizini sen hazırla. Hatta bence şimdiden başla. Çünkü sabaha kadar anca biter. Tecrübeyle sabit. Ben Ava meraklısı değilim Onur. Sen gitmiyorsan tabii ben de gitmeyeceğim. Ama gitmiyorsak ne söyleriz, ne yalan atarız diye düşünüyorum. Ya bunun için didirip duruyorum ben. Ama yine senin umurunda değil. Sen beni karşındayken hiçe saydığın sürece asla hiçbir şey umurumda olmayacak Lale. İyi, umurunuzu meşgul etmeyelim o zaman. Böyle devam et. Ya sen çıldırtırsın adamı ya, hakikaten. Ay çıldır, çıldır, en azından bir tepki vermiş olursun, çıldır. Ya kusura bakmayın Allah aşkınıza, alelacele geldim ben buraya sabah kadar çünkü gözüme uyku girmedi. Alın benden de o kadar, vallahi inanın ben de hiç uyumadım. Ayrıca iyi ki öyle yaptınız, erken geldiniz, hem kahvaltımızı yapalım hem de beyin fırtınası. Yok, tansiyon falan düşüyor benim. Ya biz her şeyi yaptık. Bütün planı yaptık, terapisti ayarladık. Gel gelelim, bizim iki inatçı keçiye takıldık değil mi? Aynen. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz, sok gülerim. Günaydın. Günaydın bir tanem. Ne yapabiliriz? Polis marifetiyle mi alıp götürsek? Alsın polis, Ava'ya götürsün. Polis. Ay yok artık polis. Ay çok fazla olmaz mı? Yok canım, ben şeyciz, devletin memuru kandırılmaz. Şey hani oyuncu tutalım. Mış gibi yapsınlar, alsınlar, götürsünler. Ay öyle. Ay sen var ya. Ay ben korkunur senden. Çok güzel. Affedersiniz hanımlar. Biz size eğitimi rica etsem. Peki. Ne yapabiliriz başka? Peki şey desek. Emir. Emir'le ilgili bir şey bulalım. Evet, evet. Evet, Emir için yapmayacakları şey yok. Hanımlar, affedersiniz. Reçeli de rica edebilir miyim? Ne diyeceğiz Emir için mesela? Emir kaçırıldı. Allah korusun kaçırılmasına, Emir kaçırıldı. Ava'ya. Ava'ya kaçırdılar diyelim. Kaçırdılar Ava'ya. Ay çok saçma. Yok. Affedersiniz hanımlar, peyniri. Ay vallahi artık ne istiyorsun? Al, yani. Al, al, al artık lütfen ya. Tamam. Gerçekten konsantre olamıyorum. Yani. Tamam. Diyorum ki acaba bu konuştuklarınızı anneme mi bahsetsek ha? Çok saçma bir şey söyledim galiba. Tam tersine harika bir fikir Fikret. En güzel, en güzeli. Ona havale edelim. Ohoho. Bizzat servis yapacağım. Al bir tane. Kendi ellerinle yap kocam. Evet, evet, aynen.
acaba biz bunu çok fazla mı hipnotize ettik? Çünkü bu Filiz Keştayn oldu. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Allah biliyor ya, ömrüm boyunca böyle bir gelinim olmasını istemiştim. Yani böyle elinde çeyiz sandığını değil de böyle neydi o böyle Pandora'nın kutusunu tutmasını istemişimdir biliyor musun? Kimin? Pandora'nın. Fitne, fücur, fesatlık kumkuması olsun istemişimdir. İşte anda olduk bak. Millet gelininden kırlent bekler, yastık bekler, dantel bekler, kadın gıybet bekler mi? Böyle Pandora mandora onun kutusunu bekler mi acaba? Kızım bizim kötülük düşünmekten beynimiz erimiş olabilir mi? Evladım, kendi aranda konuşma bakayım. Şişt, siz ikiniz yer değiştirin. Biz de arkadaşımla Lale ve Onur'un ilişkisi hakkında... Kes! Onur'la Lale için yaptığınız planları inceledim. Ve? Ve hayran kaldınız değil mi öğretmenim? Sıfır! Söz vermeden konuşmayacaksın bir daha. Yani sıfır. Hepsini o yaptı öğretmenim. Bütün planların müsebbibi kendisidir. Planları bir de beraber inceleyelim. Değiştirme, içkiye ilaç katma, dadının yerine geçme, kıskandırma. Otel animatörü müsünüz arkadaşım siz? Ha? Siz komikli ikili misiniz siz? Nedir ya bu planlar? Şimdi bu saçmalıkları tarihe gömüp kalplerinizde kapkara yeni sayfalar açacağız. Allah'ım gerçekten bundan sonra senin adın Filiz değil, Kinderella olsun. Filiz, Filiz sen bu değilsin. Sen kimsin be? Ben senin vicdanınım. Sen insanlara kötü davranmazsın ki. Unutma, sen aslında Lale ile Onur'u çok seversin. Lale senin en az kankin. Lale benim en az kankim. Kızım ne oluyor? Hipnoz mu bitiyor? Karlı göstermeye başladı bu. Görüntü gitti. Saat yolla bana, saat. Filiz. Uyu. Unutma, Onur'la Lale'yi ayıracaksın. Şirketin başına Erol geçecek. Uyuyorsun. Uyu. Filiz, bebeklerini düşün. Lale'nin bebeğini düşün Filiz. Bebeklerim. Uyumuyor, uyumuyor. Acaba daha büyük bir saat mi sallasak? Dibek taşı gibi bir saat sallamak lazım bunu uyutmak için. Sus, sus. Filiz, bak şuna. Onur ve Lale'yi ayıracaksın. Şirketin başına Erol geçecek. Uyu. Allah'ım uyumuyor. Yemin ediyorum uyumuyor. Uyanık kaldı bu. Uyumuyor şu anda. Bunun cüssesi için daha büyük bir şey lazım. Kafasına sert bir cisimle vursak uyur aslında. Alo Betül Hanım. Yıldız Hanım Lale'ye gidiyor. Ava'ya gitmeleri için baskı yapacakmış. Alo. Alo. Demek öyle Yıldız Hanım. Çin malı barış güvercini seni. Sen görürsün. Ahta elektrikler geldi. Şu anda temas başladı. Şu anda temas ediyor. Tamam, çok iyi oldu, çok iyi oldu temas. Hemen anlaşılıyor değil mi elektrikleri geldi? Evladım. Kendi aranda konuşma. Siz ikiniz. Yer değiştirin bakayım. Çok güzelmiş, iyi geldi. Afiyet olsun. Ne kadar güzel oldu böyle ikinizi birden karşımda görüverince. Evet anne, hayırdır? Hayır, ne demek hayırdır aşk olsun? Ben sana böyle mi öğrettim? Yok, öyle demek istemedim. Yani demek istiyor ki sizi bir arada gördük ya. O yüzden yani bir şaşırdık. Onu söylüyor Lale. Çocuklar siz Ava'ya gideceksiniz ya. Biz de Emir'e bakalım diye geldik dünürümüzle. Evet evet. Biz dünür ittifakıyla oyalayacağız Emir'imizi. Siz gidin, siz gidin. Aa, Ava mı? Nereden çıktı Ava? Ama ne güzel. Gidin gidin. Şey İsmet babaanne. Aslında bizim öyle bir düşüncemiz vardı. Konuştuk Lale ile ama sonradan... Yani işlerimiz falan çok yoğun olunca benim mesela toplantım var. Benim de okulum. Senin okulun bugün cuma ya. Bir dersim var. Soner Bey'le ben görüştüm. Onun dışında rahatsın.
Soner, müdür Soner. Başka var mı Soner benim kaçırdığım? Ben de sekreterine konuştum Onurcuğum. Toplantını pazartesi gününe aldık. Karşı taraf için de çok iyi olmuş, işine gelmiş, müsbet olmuş. Gelmiş mi? Evet, evet, öyle olmuş. Çok müsbet, evet. Güzel. Emir de bize emanet. Rahat rahat gidin şöyle. Oh ne güzel, keyifli keyifli. Gözünüz arkada kalmasın. İsmet babaanne aslında biz... Yani gidecektik ama... Sonra ertelemek zorunda kaldık. İşler yoğun. Canım ne var bu kadar düşünecek? Ben olsam... Ay... Vallahi... Ay benim sağlığım yerinde olsa... Kalkıp ben gideceğim yani o kadar bu güzel havada. Ne güzel, evet. Ay siz gidin bari çocuklar. Peki madem? O zaman gideriz. Biz de kahvelerimizi içtikten sonra kalkalım değil mi? Efendim bize de müsaade. Bizim de işimiz var. Biz de zaten Emir'i alacağız. Dünür dünüre dolaştıracağız biraz. Ne tatlı. Efendim Koray. Nergis çekime geliyorsun değil mi? Koray ben... Bak önceden sana sahneler bildirildi. Gözünden bir şeyler kaçmıştır diye ben de önden arayıp seni hatırlatmak istedim. Gözümden kaçmadı Koray ama ben gelmek istemiyorum. 300 bin lirayı ödemek istemiyorsun ki sözleşmeyi feshetmedin. Sözleşmeye göre bu çekime gelmek zorundasın. Sayfa 5, madde 8, B. Sette görüşürüz. Geç kalma. Ablacığım, gel konuşacağım seninle dedin. Ağzını bıçak açmıyor ya. Hadi ne oldu? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum abla. Neyi nasıl söyleyeceksin? Nergis, bana bak ablacığım. Koray sana bir şey mi yaptı yine? Bir şey yaptı değil mi? Bugün çekimin devamı var, gelmek zorundasın diyor. Söylemedin mi ona artık çalışmıyorum ben yokum diye? Dedim abla. Dedim de tehdit ediyor beni. Sözleşmede yazıyor, gelmezsen 300 bin lira ödeyeceksin diyor. Ay ciddi, ay inanamıyorum. Ne yapacağım ben? Bak ahlaksız teklifine evet demedim diye tehdit ediyor beni. Kim kimi tehdit ediyor? Ay, anne. Duydum, duydum. Boşuna lafı çevirme. Bu Koray mı? Koray mı tehdit ediyor? Ha, sen terbiyesizce bir şey yaptı. Sen de istemedin tabii bunun üzerine bir daha gitmeyi. O da sözleşmeyi mi öne sürüyor? Anne şey işte çalışmak istemiyorum deyince şeyi öne sürmüş. Şey sözleşmeyi. Tamam Koray'ı ara. Tamam uygundur geliyorum de. Hiç şaşkın bakma. Bir de Hürriyet Hanım'ı çağıralım. Nasıl çağıracaksak bir bakalım bakalım haklarımız nedir, hukukumuz nedir tamam mı? Tamam anneciğim. Gelsin görüşelim. Ay ben bir de size şimdi şeyi anlattım mı şeyi? Şeyi anlattım şey, baby girl'lerden bir tanesi böyle boyu ağlayınca böyle... Hemen öbürü de ağlıyor değil mi Filiz? Bir tanesi acıktığı zaman diğeri de acıkıyor. Biri gülünce diğeri de anında gülüyor, doğru mu? Evet, çok tatlılar, natiktalar böyle. Sizi böldüreceğim ya ben onları. Ya çocuklar hani siz çanta hazırlayacaktınız tatil için. Hani daha hiçbir şey hazırlamadınız, hadi. Çanta? Tatil için? Tabii, tabii tatil. İyilik perisi ihtiyar. Hem yavrularımın hakkı olan şirketi elimizden al... ...hem de beni başımdan salmaya çalış. Yok öyle yavrum. Tatile mi gidiyorsunuz kanki? Aslında öyle bir şey... Tüf ya, tüf ya. Ya kahretsin ya. Ne oldu? Ben böyle alışverişe falan çıkarız diye düşünmüştüm. Baby girl'lere bir şey alırım, sen de benimle gelirsin diye. Sonuçta benim... Hiç arkadaşım yok, kız kardeşim yok. Sen benim tek kız kardeşimsin. Ama olsun yani gelemeyeceksen. Olmaz, ben seni bırakmam Filiz. Gelirim tabii. Kesinlikle olmaz. Buna başta ben müsaade etmem yani. O zaman doğru kalkılıyor şimdi. En yakın AVM'ye gidiliyor. Orada çılgınlar gibi bebekler için alışveriş yapılıyor. Zaten Ava da bir yere kaçmıyor yani sonuçta. Oğlum yani ne var? Ben Filiz'le
Giderim çarşıya, beraber yaparız alışverişimizi, beraber seçeriz. Değil mi kızım? Olur mu öyle şey babaanneciğim ya? Olur mu? Ben sizi yorar mıyım? Ben sizi yorar mıyım babaanneciğim benim? Şey, ayrıca yani sizin fikirleriniz böyle bugüne göre biraz demodation kalıyor. Eski yani. Benim fikirlerim eskiymiş. Kızım, senin o eski dediğin fikirlerle ben oho kaç çocuk büyüttüm biliyor musun? Senin o Erol'un var ya Erol'un, onu da o eski fikirlerle ben büyüttüm. Erol gibi bir patates ancak senden çıkar zaten. Tabii 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 tabii. Benim böyle sizin var ya fikirlerinize yani saygım sonsuz babaanneciğim ama o fikirlerle kim bilir ne hatalar yapıldı istenmeden. Ayrıca da sonuçta yani artık internet çağındayız. Çocuğum, bebekleri de internet mi yetiştiriyor? İnternet mi büyütüyor? İnşallah duacıyız. İnşallah internet bunları da başaracak babaanneciğim. Bir de bir biberonu, doğru biberonu bulmanın süresi nedir? Alayım tahminlerim. Bir hafta. Bir hafta sürüyor biliyor muydunuz? Tabii. Yani bebek alışverişi çok önemli. Ya önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli babaanne. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. O zaman biz bebekler için alışverişe gidelim. Allah konusunda artık sonra konuşuruz. Biz alışverişi şey yapalım o zaman. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz babaanneciğim. Çok tatlı. Kızım dur. Ay ne oluyor? Yangından mal kaçırır gibi. Hadi görüşürüz biz de babaanne. E madem onlar şimdi şey yapıyor, ben de işteki şeyleri şey yapayım babaanneciğim, görüşürüz. Hı. Saygılar. Sen de şey yap bakalım. Hah. Maşallah, maşallah. Oh, 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 maşallah. Oh, maşallah. Oh, o da var. Evet, 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 evet. Evet, evet ne? Ay evet, evet diyorsunuz, başka bir şey çıkmıyor ağzınızdan. Nedir evet? Evet, yani hapı yutmuşsunuz, ayvayı yemişsiniz mi manasında evet. Aa, niye gülüyorsunuz o halde? Biz de şey sandık, ya başka bir şey yok mu yani bir... nasıl yedik canım? Türk Ceza Kanunu'nun şu ve şu maddelerine istinaden. Bakın anlayacak mısınız? Yok, ben bir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Hemen teslim olmayın, bir bakalım belki. Bunun neresini anlayacağız? Ne demek istiyor yani? Bak, sağ 17,5, sol 19. Topla ikisini ne yapar? 36,5. Ey yavrum ey, teleskop yavrusu bunlar. Sor neden? Sor. Öyle, bir bakışta her şeyi anlayabilmek için. Öyle herkes her şeyi anlayabilseydi, ben bu Türkan Şoray bakışlarımı bu şişe dibi gözlüklerin altında geçirmez, en degajeli çağlarımı da cübbelerin altında geçirmezdim canım. Anladın mı? Ding dong! Reklam arası bitmiştir. Şimdi söyleyin Allah aşkınıza, bizi gerdiniz böyle ne olacak yani? Bizi hapse mi atacaklar? Yani ne bileyim, biz paramızı, pulumuzu, her şeyimizi satıp yurt dışına mı gidelim, ne yapalım? Ayvayı yediniz, ayvayı yedin. Neli yedik acaba? Cevizli mi, kaymaklı mı? Ben şöyle izah edeyim o zaman. Kızınız Nergis Hanım 300.000 liralık tazminatın altına ıslak imzasını atmış maalesef. Peki bundan bir bizim de atmış, bilmiyor canım, safım. Biz bundan nasıl kurtuluruz? Bir kurtuluş yok mu? Aa, sizde olacak da bir kurtuluş. Nilüfer Hanım'ın kocasıydı değil mi? Gerginliği almak bahiyetiyle şakacı yanımı ön plana çıkarayım istedim ama olmadı herhalde. Hiç çıkarmayın, içinizde kalsın. Gizli daima daha iyidir. Ne yapacağız yani? Nergis bu işi bırakırsa eğer, yani biz bu 300.000 lirayı mı ödeyeceğiz? Vallahi bazı boşluklar var ama pek işimize yaramaz. Yani sadece zaman kazanmış oluruz. İsterseniz şu Koray Bey'i bir de ben göreyim. İş başa düştü. Dilerseniz Koray Bey'le önce ben görüşeyim, ondan sonra siz de görüşürsünüz. Bunun kafası çok iyi ya. Aa. Tamam. Önce ben görüşeceğim. Gelme kendine. Kızım rahat ol. İyi olacak, çok güzel olacak. Merak etme.
Gayet güzel işte. Yavrum. Sen donarsın buralarda bak. Kur'an der falan yapıyor. Bak şuralardan çengelliğin ele kut. Şöyle şuralardan çengelliğin ele tutuyor. Benim kuluncum var bak şurada. Teşekkürler. Ay anne, bir timsahla çalıştığından haberleri yok Sabin'in, görüyor musun? Ay ceylanlar koşturuyor böyle yarı çıplak etrafında kaplan. Hii, kime bakacağını şaşırıyordur. Anne, anne geliyor, sırtını çakmasın. Aman efendim, aman efendim. Yüzdeki pırıl pırıl gülümsemelerden aramızdaki buzların eridiğini farz ediyorum. Ama ya. Anne buzu canım. Buzumuz yok arada. Arada bir olur böyle şeyler. İşte bu. Ana kraliçe gelince tabii işler de düzene girdi değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar, setin ışıklarını kapatalım. Songül Hanım'ın ışığı bize yeter de artar. Ah, latife ediyorsunuz. Nergis'ciğim bu arada sen de maşallah ortalığı yıkıyorsun. Teşekkürler. Buradaki önemli değil. Önemli olan kamera önünde yıkması ortalığı değil mi? Çok güzel yıkacak. Aramızdaki tatsızlıktan sonra böyle bir karar alman beni son derece sevindirir Nergis. Teşekkür ediyorum. Annemin sayesinde. Biz teşekkür ederiz canım. Biz de istemiyorduk zaten aramızda böyle bir tatsızlık yaşanmasını. Problem yok artık. Tabii tabii. Evet vallahi öyle. Annen doğru söylüyor, hiç problem yok. Hatta biz böyle bu kararı falan alırken böyle bir mahalle bize destek çıktı. Yani çok doğru bir karar, bravo. Set hazır. Setimiz de hazır olduğuna göre o zaman bomba gibi bir çekim bizi bekliyor demektir. Hadi bakalım. Ağzımdan aldın. Bomba gibi bir çekim olacak. Eşi olur beş kulak. Affedersin. Görecek o bombayı. Atom bombası atacağız biz buraya. Atacağız. Ne bu? Şeye mi yazdın? Kurtuluş'un çalışma defterine mi yazdın? Evet. Şu ekmek parası için. Ekmek parası için sabahlara kadar setlerde ter döken çocuklarım. Ateş! Ya diyemeyeceğim. Daha fazla ciğerim yetmiyor. Bu adam çekim var diye çağırıp kızımı taciz etti. Etmişti. Tacize son! Tacize son! Tacize son! Tacize son! Tacize son! Tacize son! Aman bir saniye ya. Bir dakika, bir saniye. Saniye maniye yok! Saniye maniye yok! Saniye maniye yok! Saniye maniye yok! Hanımlar, ama... Amasın maması yok! Amasın maması yok! Erken bitmiş alışveriş. Keşke biraz daha yapsaydınız ya. Öyle oldu. Lale, devam edebiliriz yani istersen alışverişe. Yok Filizciğim, yani dünyada başka bebekler de var. Bırak onlar da birazcık tulum çorap falan giysin. Çok haklısın kanki. O zaman biz... Biz o zaman şey yapalım, ağabaya. Gidelim. Yani mecburen. Amel gibi bakma. Bir şeyler yap. Yoksa baş başa tatile gidecekler. Sonra gelsin barış, gelsin mutluluk. Ki hiç sevmem. Siz bu ağabeye gerçekten gitmek istemiyor musunuz şimdi? İstemiyoruz. Ama terapist ödev verdi bize. Ya ödev neyim
neymiş ya? Allah Allah, çocuk musunuz siz yani? Hani kimsenin ilişkisine kimse karışamaz yani. Sizin ilişkinize ne hakla karışıyormuş yani? Hayır, ben de barışmanızı istiyorum. Mesele o değil ama yani. Yani. Hayır, belki istemeyerek gittiğiniz için hani orada kavga edeceksiniz mesela. Allah korusun. Ya iyi de Filiz, biz ne yapalım? Yani özellikle Ava'da çekilmiş fotoğraflarımızı istiyor bizden. Evet, terapist mahkemeye rapor sunacak. Eğer düzenli olarak gitmediğimizi, o ödevleri yapmadığımızı öğrenirse bizim dava süreci uzayacak. Siz bana böyle boş bir duvar bulun. Ben sizi var ya, bırak Ava'ya, buradan kara iplere götürürüm. Yemin ediyorum bak. Şişt. Şimdi de böyle arkasınızda şey böyle sanki yeni kavga etmişsiniz gibi, böyle sinirliymişsiniz gibi bir pozlar verin bakalım. Ama biz bunları terapiste göndereceğiz Filiz. Tamam da siz boşanmak istemiyor musunuz? He yani bence zaten boşanmayın, Allah korusun da. İstiyoruz. Heh, işte o yüzden o gerçekçi olsun. Hani bu tatil de bize yaramadı yani, o kadar bile kötüyüz, aramız kötü falan gibi. Hadi. Tamam. Kankana güven, gerisini merak etme sen. Hem de öyle bir işe yarayacak ki yıldırım hızıyla boşanacaksınız. Ya hanımlar, kalkayım mı? Ay. Tamam. Ne oluyor ya? Nergis, ne oluyor? Maalesef olay benden çıktı Koray. Sen istedin bunu. Bu artık bir kamu davasıdır. Kamuya mal olmuş bir davadır. Kamuya mal olmuş bir davadır. Tamam. Nergis diyor bir de utanmadan hala. Daha güçlü kadınlar. Daha güçlü kızlar, hadi daha güçlü. Bu iş yerinde taciz var. Bu iş yerinde taciz var. Bu iş yerinde taciz var. Sen daha dur. Ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Şu var ya, şu Emine. Onun 15.000 takipçisi var, haberin var mı? Öbürü Antepli. Bir tweet atsa senin canını okurlar. Hepsi basarlar burayı, tamam mı? Bak bu Gülcan Hanım var ya, bu Gülcan Hanım. Bunun kaynı internet sektöründe şey, müdür. Müdür. Var ya, bir dakikada böyle var ya, sosyal medyalarda fenomen olursun be. Fenomen olursun. Fenomen olursun. Fenomen olursun. Tamam, fenomen olmayalım, olmayalım fenomen. Songül Hanım, bakın Nilüfer Hanım, Nergis'ciğim, yani Nergis. Ne istiyorsunuz ya? Asıl sen ne istiyordun kızımdan? Ne istiyordun sen? Hem onu taciz ediyorsun, hem de ondan sonra yok tazminatmış, yok bilmem neymiş. Tazminata son! Tazminata son! Tazminata son! Vallahi özür diliyorum ya. Nergis, bak senden de özür diliyorum. Binlerce kez özür dilerim. Bak. Utanmaza bak. Bir de utanmadan özür mü diliyorsun sen? He? Kır cevizleri, kır fındıkları, tacizleri et. Biz saf mıyız be? Asla yemedik. Arkadaşlar paylaşabiliriz. Paylaşmayalım. Galiba uzlaşıyoruz. Bir saniye bekle. Uzlaşıyoruz galiba. Buyurun. Paylaşma olmasın. Benim itibarım söz konusu. Sende itibar var mı? Tamam. Bir sakin. Vazgeçtim ben. Avukatımla görüşeyim, halledelim mevzuyu. Harika. Hürriyet Hanım. Hürriyet Hanım. Tatlara tatlara da tarara tarara tatta. Hürriyet Hanım. Gözünden kaçmayacağım. Az solist. En son gelir ya. Bu kim? Az solistim. En son çıkar. Evet, ben oyum. Avukat Hürriyet'cim Joz. Eceli. Ecelim? Yok öyle genç kızları kandırıp parlak kanepelerde sür ruju ver spotu, çek rastığı ver dumanı. Efendime söyleyeyim, imzala sözleşmeyi. Ondan sonra gelsin şampanyalar, kanepeler, dansmanlar. Bu beni gırtlak, bu fitikandı, cumba yatak. Yok öyle. Yatak yok ya, yatağı karıştırmayalım. Teşebbüs var, kesme. Coşma. Pardon, çok affedersiniz efendim. Canım şöyle. Koray Beyciğim,
İmzalayın şunu. Bu nedir? Nergis'in sözleşmesinin feshi. Ama. Ama diyor. Ama dedi. Hadi paylaşalım artık, yapacak bir şey yok. Tamam tamam, paylaşmaya gerek yok. Ben imzalıyorum, neyse şartlar. Hemen tamam, hemen yapıyorum. Tamam, uzlaşmaya varıldı. Tamam. İmzalayayım ben bunu. Evet, şurayı, şurayı ve şurayı ve şurayı. Şunu da parçalayın kızım. Al bakalım. Dur ya, bu da benden çıksın. Kızıma verdiğin avans. Ama sen 3 gün çalıştın. 3-4 günü falan. Evet, bir de gece çalıştın sen. Dur, onları bir alalım biz. O senin alın teri. Bu senin. Bu da senin. Bir daha da karşıma çıkma. Ha dur. Bu da bizim. Kızlar, acıktık değil mi? Hadi kebaba. Ay Filiz, vallahi gerçek gibi oldular. Filiz, yani ben bile inanacağım şu an havada olduğumuza. Bir şey diyeyim mi? Beni çok büyük bir dertten kurtardın. Hele beni Filizciğim, hele beni. Şu an nasıl rahatladım belli değil yani. Ne demek canlarım benim. Gönderdiniz değil mi? Evet evet, gönderdim. İnşallah inanır. İnşallah. Heh, arıyor. Ne yapayım? Aç, ben güneşleniyorum. Müsait değilim. Sen aç. Ben de duştayım. Zaten seni aramış, sen aç. Tabii. Adam kimle sağlıklı diyalog kurabileceğini bildiği için beni arıyor. Haklı. O da haklı. Ya da en problemli tarafı da arıyor olabilir. Bunlar hep mesleki tecrübe. Durun, durun, durun. Heh. Şimdi. Aç, aç. Aa, Ava mı orası? Ay, değil herhalde. Alo, Pınar Bey, merhaba. Merhabalar Lale Hanım. Nasılsınız bakalım? Vallahi muhteşemiz. Deniz, kum, güneş, ay, güneş, kum. Oo, harika, harika. Aldım fotoğraflarınızı. Süper, şahane. Ne güzel. Onur sizle konuşmak istiyor. Ben hemen veriyorum. Onur da konuşsun. Alo Pınar Bey. Merhaba. Ha, merhaba Onur Bey. Fotoğraflarda henüz biraz gerginsiniz ama inanın Ava size çok iyi gelecek. Yani biraz tabii öyle olmuştur ama düzelteceğiz yani. Tabii çözeceğiz zamanla. Hayatım, sırtıma birazcık güneş yağı sürer misin? Geliyorum aşkım, hemen geliyorum. O zaman bekliyorum yeni fotoğraflarınızı. Hadi size iyi eğlenceler. Çok teşekkürler, hoşça kalın. Yedi. Ay çok kötü oynadım da. Ay Filiz. İnandı. Ellerine sağlık. Ne demek ya? Ne demek yani? Siz yeter ki boşanın. Ben yağlı boya tablonuzu bile yaparım. Oh. Oh. Bugün de atlattık ablacığım. Vallahi. Bak sesleri geliyor yine. Ne yapıyorlar orada? Aa, gel gel bakalım. Hadi gel gel. İnternet köftecisi burada. İndirmeye kalmasın. Hadi. Ay vallahi sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafların bu kadar işe yarayacağını tahmin etmezdim. İşten bu sefer dikişi tutturdu, ben sana söyleyeyim. Sen tutturduğuna değil, patlattığı dikişlere bakacaksın Nergis'ciğim. Aa Nergis! Ne haber? Merhaba Samet. Sultanlar gelmiş. Abi senin oradan hemen yengene sıcak bir şeyler at. Hoş geldin Lüne. Hoş bulduk Kurtuluş. Atayım mı? Yok ablacığım, yapma. Merhaba abi, internetteki meşhur köfteci burası mı? Ha burası abisi, burası. Geç sen sıraya, yalnız ünümü ününüme borçluyum. Ne kadar ayıp şey böyle insanların içinde falan. Aa. Ne var yavrum, ilanı aşk ediyorum burada. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım yani? Nergizim sen hiç merak etme. Çok kısa bir zaman sonra tazminat parasının avucunda olacak yani. O Koray'la kurtaracağım seni. Ya sağ olun da. Yok be baldız, dursan şimdi ya. Ayrıca var ya, arabayı büyütüyoruz, tezgahı büyütüyoruz. Yani niyetimiz budur, hepsini büyüteceğiz inşallah. Gerek yok, gerek yok. Ya Nülüfer abla, tek başıma her yere nasıl yetişeyim ben? Atopot gibi oldum valla. Yok Samet'ciğim, ben onu demiyorum. Para biriktirmenize gerek kalmadı. Nasıl yavrum? Adamın elinden al gibi sözleşme var. Buyur. Bu ne yavrum? İşte onu al gibi sözleşme. Nergis'in artık hiçbir borcu kalmadı. Artık çalışmayacak, işi de bıraktı. Alayım. Böyle yani. Harbi mi diyorsun kız? İyi de nasıl oldu o iş? Ha,
biraz kadın zekası yani ince bir zeka gerektiriyor ama senin anladığın bir şey değil. Allah! Nergis'im be! Kurtardım seni Nergis'im. Köfteler bedava, duymaya kalmasın. Samet, ne yapıyorsun? Samet? Sevincim biraz tazikli oldu ama kusura bakmayın. Çok iyi bir haber değil mi bu kurtuluş abi? Yavrum, o zaman bunu direkt kutlayalım ha? Kutlayalım. Neyi kutlayacağız kurtuluş? Bunu kutlayalım yavrum. Ha. Kurtuluş tamam, biz Nergis'in borcunu falan hallettik ama daha senin Nergis'e olan borcun kaldı. Onu ne yapacağız? Ha? Önce sana borcu bir öde, ondan sonra bakarız biz bu kutlama falan işine. Canımız istiyorsa yaparız yani. Tamam, hadi sana kolay gelsin. Yürü kız, yürü ablacığım. Hadi, yürü. Hadi yavrum al. Hadi Allah bin bereket versin. Of. Yemin ediyorum var ya, adamın kursağında bırakmaya programlı bu kadına. Yok yok, yanlış alarm. Öyle bedava köfte falan yok. Sıraya geçin abicim. İşte sıraya geçin, ne yapayım yani? Abisi git paraları topladı. Hadi, hadi. Alayım paraları, alayım paraları. Alayım abi. Bilmiyorsan oynama ya. Gerçekten bunlar beraber. Görüyor musun? Yalnız biraz hızlı değil mi? Efendim, iki gününe gittiler. Hazırları vermişlerdir çocuklar. Doğru, doğru. Yok, yok. Bizim kız sabah çıkarken çantasını bile bu kadar çabuk hazırlayamaz. Baksanıza. Resmen yanak yanağlara yol. Evet ama onda şey var. Şimdi böyle selfie yapıyorlar ya. Böyle selfie yaparken mecburen sığdırmak için. Anne, asıyorsunuz suratınızı. Yok, selfie yapıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum. Buyurun. Selfie yapıyorlar ya böyle, yüzlerini sığdırmak için böyle şey yapıyorlar. Efendim bugün yanak yana, yarın kucak kucağı değil mi? Postu çıkar. Hadi, hadi, hadi hoşça kalın. O zaman çok bize müsaade, hoşça kalın. Şey yapacağız ya. Bye, iyi işler. Bye. Günde kaldı ya. Çocuklar. Ne olacak şimdi bu Ava macerasından sonra? Ne olacak onu Lale Hanım'a soralım istersen Filiz'ciğim. Yani ben de merak ediyorum işin içi. Estağfurullah. Dalavere işlerinde elinize su dökebilir miyiz biz? Aa ama ay vallahi iyi ki gitmediniz siz Ava'ya. İyi ki. İyi ki. Verilmiş sadakam varmış benim. Neyse. Yani işte birkaç tane böyle sinirli fotoğraf falan göndereceğiz. E tabii. Tartışıp anlaşamadığımızı söyleriz. Yani şiddetli geçimsizlik, tatilde kavga ettik deriz. Daha ne diyelim? Bak, şöyle yakın çekim, tamam mı? Fotoğraflayacağız hanımefendinin şu görüntüsünü. O da şiddetli geçimsizlik neymiş anlayacak. Direkt. Şu el kol hareketleri, maço tavırları da bir resimleyelim, çerçeveletelim. Adam zaten anlar ne demek istediğimi. Ama lütfen ama, lütfen ama, lütfen böyle tartışmayalım ama. Oh, oh, yiyin birbirinizi. Afiyet olsun. Neyse, ben gidiyorum. Haydi güle güle. Laleciğim, yetişkin insanlarız. Lütfen oturur musun? Ya yetişkiniz de. Onur 6 yaşına takılıp kalmış. Ben ne anlatabilirim ki şimdi? Gidiyorum. Ah, vallahi peri masalı gibiydiniz siz. Onur'la Lale'ydiniz siz. Bitti Filiz. Peri masalını el birliğiyle bitirdiler. Şimdi o masal dediğin nerede biliyor musun? O adliye koridorlarında sürünüyor. Hayır, ben Barış'ın istiyorum da hep böyle düşünüyorum, düşünüyorum şimdi. Yani böyle kavga edeceksiniz sürekli yine, yine bir kavga, yine bir... O Emir, küçücük yavrum böyle kavga olan bir evin içinde büyüyecek, psikolojisi neler? Ay, ay. Sanal olarak gittiler. Ne düğün ya? Sanal mı? Sanal neyse, ne demek o? Kızım ne düğün ya? Sanal ne demek? Bizi cahil gibi bırakıyorsun karşında. Gelin buraya. Hepsi foto montaj. Hepsini kendim yaptım. Hop, şu anda bir yaşım daha girdim. Gerçekten şu anda bir yaşımın içindeyim. Allah Allah, benim bilgisayar kasasından saksı, monitörden akvaryum, CD sürücüden tepsi yapan yarim. Hepsini de kendi yapan yarim. Bunun mouse'dan ceviz kırmışlığı var. Ben bunu gördüm, bugünleri de gördüm. Ay yemin ediyorum teknoloji... Ağır döverim. Baş Şimdi oturun. Şimdi... Onur'la Lale birbirlerinden nefret ediyorlar. Sürekli kavga, kavga, kavga. Allah'ım verdikçe veriyor ya Aleppim. Şimdi sıra şirketi ele geçirme planımıza geldi. Ses veriyorum. Hep beraber
Şey, çok pardon gelinim ama zaten yani Onur'la Lale boşanınca İsmet annem otomatikman şirketi bizim üzerimize yapmayacak mı zaten? Armut piş, ağzıma düş diyorsun kaynana. Beyin yerine cevizle de Onur diyorsun. Siz var ya, siz bu entriklik aleminin, siz kötülük dünyasının yüz karalarısınız. Sizden utanıyorum. Shame! Sayende hünkârım, sultanım, hikmet bulun, devlet bulun. Gerçekten fevkaladenin fevkinde, Gargamel'in gargasında bir noktaya geldin şu anda gözümde. Bana çabuk şirketin mal varlık dosyalarını getirin, hesapları getirin, çabuk. Kızım o ağırdı, bel fıtığın falan hört diye atar yemin ediyorum. Sıra! Çabuk! Saray cücesi seni. İhtiyar, kalkıp yardım etsene. Valla kadınları görsen şaşırırdın ya. Koray'ın üzerine nasıl saldırdılar? Annem onları ne ara aradı, ne ara sokağa döktü anlamadık. Valla doğru söylüyorsun ablacığım ha. Yani konu biz olunca tabii annem böyle bir canavar kesiliyor. Yani şu internet meselesi çok iyi fikirmiş. Ay abla valla bizden iyi kullanıyorlar interneti ha. Ay canım benim ya. Valla sonunda yüzün güldü çok şükür ha. Oh. Bu arada ben abla meselesini hallettim. Tereyağından kıl çeker gibi hem de. Ya sen onu nasıl hallettin cidden? Annemin kızıyım ya. Teknolojiyi kullandım. Bunun sayesinde. Annem nerede? Ha, işi vardı, gelir birazdan. Anlatsana bakayım o tereyağından nasıl kılı çektiğini. Ben şimdi Emir uyudu ya, üşütmesin. İçeri koyayım ben onu. Gelince her şeyi anlatacağım. İyi hadi. Ay çiçeklerim benim. Güzel havayı bulunca da güzel. Hoş geldin anne. Kaçırmıyorsunuz. Hala konuşuyorsunuz değil mi? Ay anneciğim valla şeytana pabucunu ters giydirirsin ha. Giydiririm. Giydiririm. Kimse benim kızlarımla uğraşamaz. Of, önce küçük kızımı kötü adamlardan kurtardım. Sonra da ortanca kızımı kocasıyla beraber ağmaya yolladım. Ay hoş geldin Bahar. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin. Hoş. Ay ne hoşu be, sen gitmemiş miydin yavrum? Yok gitmedim. Yok yok gittin sen. Şöyle oldu, biz beyaz bir fonun önünde Onur'la fotoğraf çekildik. Arkaya da av fotoğraflarını fotomontaj yaptık. Filiz fikir verdi. Ay Filiz'in aklına. Güzel düşünmüşsünüz. Böyle koca koca insanlar terapisti kandırmaya çalışıyorsun sanki çocukmuş gibi değil mi? Anne hallettik işte meseleyi. Ayrıca o da çok sık boğaz etti bizi Ava konusunda. Peki İsmet Hanım'a ne diyeceksiniz? İsmet Hanım terapisti bilmiyor ki. İlla buluruz söyleyecek bir şey. Of, of be Yıldız. Yani tutturdun şirkete gideceğiz diye. Yani ben de bu yüzden kulüpteki tenis maçımı iptal ettim ya. Fikret, ben sana kaç kere anlatacağım acaba bu mevzuyu? Kaç kere anlatacağım? Filiz ve Erol ve Betül ikizleri bırakıp evden kaçmışlar. Nereye gider onlar? Şirkete. Hı. İşte şirkete giderler. Onur nerede? Ava'da. Peki şirketi şer güçlerinden koruyacak kim kalıyor geriye? Onur. Ay vallahi senin bugün gerçekten kafan hiç çalışmıyor Fikret. Onur Ava'da Ava. Onur Ava'da. Onur burada bak geliyor. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk oğlum. Onur yavrum senin ne işin? Ay sen ne zaman gittin? Ne zaman ne zaman döndünüz çocuğum siz? Anne ben Ava'ya hiç gitmedim ki. Nasıl yani? Nasıl gittin? Nasıl gitmediniz? Bayağı yani işte Filiz de yardım etti. Fotoğraflar gönderdik terapiste. Neyse zaten sen benim toplantımda iptal etmişsin. Sağ ol. O yüzden bana müsaade. Hadi görüşürüz. Onurcuğum bir saniye istirham ediyorum ben. Ben şu an... Ne o öyle? Çocuk gibi fotoğraf istemeler falan. Al sana fotoğraf. Ya ablacığım şimdi onun da bir bildiği vardır yani. Abla hiçbir şey bildiği yok. Kusura bakma. Tabii canım. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Bir tek sen biliyorsun. Çünkü sen ordinarius profesörsün. Ben nerede bulacağım? Kim anne? Dünür. Çiçekçilik. Dünür çiçekçilik. Kim o be? Yıldız Seracılık'tan arıyorlar. Yıldız Seracılık.
alarm, 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 Songül Hanım alarm. Sormayın, sormayın. Gördüm ben, Lale'yi gördüm. İnanamıyorum. Siz de herhalde Onur'u gördünüz. Ah görmez olaydım, ah görmez olaydım. Bütün emeklerimiz boşa gitti ayol. Hayır. Hiç öyle düşünmeyin. Hiç öyle düşünmeyin. Biz bu savaşı kazanacağız. Tamam mı? Ama bir an evvel bir organize olmamız gerekiyor. Değil mi, değil mi? O zaman aynı yerde buluşuyoruz. Ben arıyorum kendisini hemen. Her zamanki yerde. Efendim, biraz ön tarafı alabilir miyiz size acaba? Ben de simetri şeysi var da. Evet. Güzel. Demek foto montaj ha? Bu da mı montaj? O da montaj işte. Allah Allah. Ya bu? Evet, o da montaj. Hepsi montaj. Allah Allah. Bunca yıllık aşk doktoruyum. Böyle bir şey görmedim ya. Bu bir vaka bu. Yepyeni bir vaka bu. İlişkide foto montaj mutluluk. Ya test konusu bu ya. Ya kitap konusu bu ya. Görüyor musunuz? Allah bin bereket versin efendim. Ayaküstü beş yadırı çaktım yine. Evet efendim. Hani sen mutluluğun resmini yapabilir misin diye soruyor ya şair. Evet. Buyurun yapmışlar işte efendim. Ah değil mi? Yalnız Pınar Bey ne olur bu yaşadıklarımız aramızda kalsın olur mu? Çocuklarından beri olmasın lütfen. Niye efendim? Bakınız hemen unuttum bile. Ay çok komik. Şey peki ne yapacağız yani ne tavsiye ediyorsunuz? Efendim siz bir şey yapmayacaksınız. Ben yapacağım. Bunca yıllık aşk doktoruyum. Bana Lola, o zamana kadar barıştıramadığım hiçbir çift olmadı olmayacak. Aman çıktı yine. Buyurun lütfen. Yok dur, ortak yapalım. Rica ederim, hiç gerek yok. Ayrı ayrı ortak yapalım lütfen. Ayrı ayrı şey. Hocam yalnız bir şey rica etsek. Şey yapalım, bir düz bir şey yap. Hani ayağımız alışsın. Hadi düz yapalım size, hadi düz yapalım. Tamam. Yani, lütfen. Girişte. Yarı yarıya yapıyoruz. Yarı yarıya lütfen. Hiç zahmet etmesin. Hayır lütfen. Şey yapmayayım. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Ben Lale ve Onur'a bakmıştım. Bendeniz. Pınar Bey. Hoş geldiniz. Pınar Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şey. Tanıştırayım. Pınar Bey. Babaanne, büyük babaanne Pınar Bey. Memnun oldum Pınar Bey. Pınar Bey ne işle iştigal eder? Kimdir? Şey kendisi şeyle şey. Madem öyle siz tanıştırın Lale'cim. Ben tanıştırayım o zaman. Ne işle iştigal? Muallim. Ha? Öğretmen yani Lale'nin okuldan öğretmen arkadaşı. Bizim de ortak arkadaşımız gittiğinde falan tanıştık. Çok sürprizleri seven bir insan diyebiliriz. Bugün de yine keza sürpriziyle geldi kendisi. Hoş geldiniz. Teşekkürler Onurcuğum. Aa, ne kadar güzel, çok güzel. Bizim de işte böyle ev halimiz. Böyleyiz hep. Ha, değil mi? Tatil yorgunluğunu atıyorsunuz herhalde. Ya. Ya. Çocuklar. Hiç böyle ayakta misafir ağırlanır mı? Ay kusurumuza bakmayın. Lütfen geçin. Buyurun şöyle oturun, buyurun. Yok, ay yok. Lütfen. Hayır, oturmaz. Oturamıyor. Ne? Allah Allah. Neyi? Meslek hastalığı. Öğretmeniz ya biz. Ayakta ders anlata anlata oturamıyor Pınar Bey. Ay ben bakarım. Siz arkadaşınızla meşgul olun olur mu? Hadi. Tamam. Tamam babaanne. Lale ve Onur Sarıhan. Fotomontajda olduğu kadar ayaküstü 40 yalan atmakta da ustalaşmış olduğunuzu görüyorum. Ama ben kül yutmam. O tatile gidilecek, tamam mı? Çok pis taktım size, anlıyor musunuz? Çok pis. Yuvanızı yapacağım sizin. O duvardaki tablolar var ya, onlar da yamuk. Düzeltin onları çok. Görürsün. Ay, gitti mi arkadaşınız? Ah gitti. Gitti babaanne gitti. Yani o kadar dedik ki kal biraz daha babaannemle falan bir muhabbet edelim, yemek yiyelim. Yok. Oturamıyor zaten. Ayakta, ah. Hep ayakta. Vah. Ağırlayamadık bile tüh. Arkadaşınızı tüh. Ne yapalım artık Lale'nin yemeği yarım kaldı da ben de ona yardım edeyim babaanne. Hadi. Hadi bakalım. Gel aşkım.
Alo. Ay harikasın. Çok güzel. Çok sevindim. Dur. Şey öbür taraftan arıyor beni. Lale arıyor. Kapatır mısın? Tamam. Hadi. Alo Laleciğim. Canım benim. Ha ne yapıyorsunuz? Gitmeye mi karar verdiniz? E tabii. E çok iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Laleciğim? Zaten sen o doktoru kandıramazdın ki. Boşuna çaba değil mi yavrum? En iyisini yaptın. Ay anne. Sen merak etme. Ay tamam Emir bana emanet. Hadi yavrum hadi. Keyfinize bakın. Hadi eğlenmenize bakın. Hadi hoşça kalın. Oh! Ay çok mutluyum kızlar. Kızlar. Anne ne oldu? Ay çok mutluyum çok. Ay dünyalar benim oldu dünyalar. Aa, hayırdır anne? Ay şekerim düşmüş lan. Heyecandan çok mutluyum. Onur'la Lale gidiyor. Gönderiyoruz tatile. Analar çocukların tahtını yapıyor da bahtını yapamıyor derler. Ben çocuklarımın tahtını da yapıyorum, bahtımı da yapıyorum be. Ay anne korkulur senden vallahi. Korkun korktunlar. Anne, annem ne yapıyor? Anneannen kendi zaferini kutluyor. Gel. Gel sarı papatya birlikte kutlayalım zaferi. Bebeğim sen büyüyeceksin. Sonra senin tahtını da, bahtını da anneannen yapacak. Ya tövbe. Tövbe tövbe. Unut, unut. Sen büyüyeceksin, çok becerikli olacaksın. Bahtını da, tahtını da sen yapacaksın. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay, gel. Vallahi Yıldız, inanamıyorum Yıldız ya. Ne ara buldunuz, ne ara konuştunuz bu terapiste? Yılların tecrübesi bu Fikret. Yani sessiz ve derinden ilerleyeceksin ki hamlen etkili olsun. Allah doğru. Siz kadınlardan korkulur ya. Kadınlardan değil Fikret. Annelerden korkacaksın. Ben oğlu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Yıldız Sarıhan. Benim önümde yıkılmayacak duvar yoktur Fikret. Ve tüm anneler Fikret. Tüm annelerin önünde yıkılmayacak duvar yoktur Fikret. Yoktur sultanım. Anneyim ben Fikret. Hem de çok güzel bir annesin. Şahane bir annesin. Teşekkür ediyorum. Sen de şahane bir babasın. Maşallah. Allah'ım! Ay! Yemin ediyorum Şer İttifakı olduk. Şu anda Real Madrid'e Filiz transferini gerçekleştirdik. Bunun için twerk öneriyorum. Twerk ne? Ha tamam. Çok şükür. Çok şükür oğlum. Çok şükür. Ay. Acaba ne yapıyordur şimdi İsafitikolar? Ne yapacaklar? Salya Sümük'e ağlıyorlardır. İnşallah. Kıyamam ben onlara ya. Şaka şaka. Kıyarım. Ay sen ölme Emi Filiz. Yemin ediyorum ellerimizle bir canavar yarattık. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Filiz. Sen bu değilsin. İnsanların kötülüğünü istemezsin. Nereye bakıyor gene? Sen ne yaptın? Ne yaptım anacık? Motive ettim. Oğlum hipnozu bozacak olan kelimeyi söyledin. Getir omuzlarını tutun. Seni seviyorum dedin. Ah ben şu anda şifremi çözdüm. Yemin ediyorum ben bilmiyordum ki. Allah'ım bunu yeniden uyutmak lazım. Saat nerede kız? Saat. Ay çabuk. Çabuk. Filiz. Filiz. Filizcik. Filiz. Filiz uyan. Yam yam gibiler baksana. Uyanmazsan eğer seni de kötü bir insan yapacaklar Filiz. Hadi uyan. Filiz. Uyu. Hatırla. Hatırla onu ve Lale'yi ayıracaksın. Şirketin başına Erol geçecek. Uyu. Erol, Betül. Allah, anacık, babacık. Dur, uyu, uyu. Ay. Erol, dolu. Bismillah.
bebekler dünyaya ilk geldiklerinde hareketleri, renkleri birazcık böyle bulanık görür. İkinci ayda ise bu biraz daha netleşmeye başlar. Tam dördüncü aya gelindiğinde burası çok... Kusura bakmayın da sizin bu seminer için davetiyeniz var mı acaba? Yok. O zaman lütfen bu insanların çalışmasını bölmeyelim Şadi Bey. Lütfen sizi dışarı alalım. Buyurun kapıyı üstünüzden kapayın lütfen. Buyurun. Pedagoji çünkü. Yani neticede. Kusura bakmayın. Disiplin çok mühim. Her zaman disiplin, her zaman. Tam oturmadı kapı da onun için. Yedi enayi. Ava'ya gittiğimiz yetmiyormuş gibi bir de Emir'i bırakmak zorundayım. Ben de bırakacağım Emir'i. Ne yapalım? Kaçamadık işte. Gideceğiz yani. Geliyorum anneciğim. Ben seni hiç bırakmayacağım. Ben de hiç bırakmayacağım Emir'i. Sanki ben elinden alıyorum Emir'i ya. Allah Allah. Melek. Otelde yerleriniz ayrıldı Onur Bey. Güzel. İki ayrı oda değil mi? Evet efendim. Tamam sağ ol. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Songül Hanım. Hoş bulduk. Hayırdır? Erkencisiniz. Emir'e bakacaktık ya anneciğim. Aa, aşk olsun ben varım ya. Siz niye zahmet ettiniz? Ayol ne zahmeti, zevkle bakacağız biz. Onun top gibi oynayacağız aramızda. Hem çocukları da geçirmiş olalım. Gözümüzle görelim gittiklerini. Değil mi, değil mi? Evet, geçirmek lazım. Tabii. Ay, ay. Oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Lale yok mu? Anneciğim, Lale Emir'le ilgileniyor. Lale tabii biraz endişeli Emir'i bırakacağı için. Yani benim de çok içime sinmiyor aslında. Nasıl yapsak acaba bilemedim ki. Aşk olsun Onurcuğum, aşk olsun. Biz yabancı mıyız? Rica ediyorum lütfen. Değil mi? İçime sinmiyor mu dedi, çok üzüldüm. Ay ben de. Siz bir konuşun oğlunuzla. Evet ama olmaz lütfen rica ediyorum. Aman ediyorum olmaz ki. Anne öyle demek istemedim yani babalık içgüdüsüyle öyle dedim. İşte annelik içgüdüsüyle yavrum. Evet. Ben bir Lale'ye bakayım değil mi? Hallet. Tabii tabii geçirmek de lazım. Onları bir geçirmek de lazım. Ah seni bir öpeyim ben çok özlemişim. Bir tanem benim, bir tanem, bir tanem. Lale. Lale. Aa, şuna bak. Sanki futbol maçı yapacak. Hale bak. Böyle şey olur mu ya? Ha şunları. Şunlarıyla koyayım bari. Şok olacak şok. Şöyle güzel güzel kesin işte. Ne yapalım? Aa, anne. Canım. Ne zaman geldin? Ay geldim de. Çoktan. Adam esir olmuş. Seni bekliyordu. Yardım edeyim dedim sana yavrum. İyi tamam ben de valizi kapatacaktım zaten. Ben kapattım. Hallettim ben de. İyi tamam ver valizi. Yok 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 yok. Emir daha ağır. Ben hallederim. Kızım biz hemen geleceğiz tamam mı? Sakın bizi özleme. Ay. Anne süt dolapta tarihlerini de yazdım. Ver şuna kapıda. Tabii zaten bizim çocukları leylekler getirdiği için hakikaten biz hiç bilmiyoruz böyle şeyleri. Ayrılın artık. Hadi. Şey bir de pisik olmuştu da ben bir krem almıştım. O krem ona çok iyi geldi. Bezlerin yanına koydum. Zaten notları da aldım. Tamam. Tamam kızım tamam. Bir şey olursa biz sana telefon ederiz. Allah Allah. Tamam bana ulaşamazsanız Onur'a. Onur olmazsa otelin numarasını yani... da yazdım zaten. Orada duruyor tamam mutlaka arayın. Tamam. Yaleciğim artık gidelim mi aşkım yavaş yavaş? Ağlıyor ama. Hadi hadi güle güle. Ha, bu edebiyat hocası ya yazıyor. Çocuk güle güle. Haydi güle güle. Bay evet bay. Hadi hadi hadi. Evet. Annesi. Evet evet hadi güle güle. Hadi. 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 Abicim buyurun. Eyvallah. Oh
Mümüm, hoş geldin yavrum. Kusura bakma, böyle biraz köfte kokuyor olabilirim ama... Anti köfte parfümünü de sıkmadım değil yani. Ne yapacağım ben senin kokunu be? Allah Allah, ne kokarsan kok. Sanki sarılacağız da. Fena fikir değil Nünüm. Hani ne bileyim yani, sen unutmuşsundur diye bir hatırlatayım ben. Eskiden böyle sarılıyordum. Aa! Aa, ne yapıyorsun be, çek elini. Ay, ay tamam. Bırak zevzekliği de çek arabayı buradan hadi. Nereye çekeyim yavrum? Arabam dünyanın en güzel manzarasına bakıyor. Sana bakıyor Nünüm, nereye çekeyim arabayı? Bana bak, sen var ya bu bayatlamış iltifatları böyle köftenin içine falan koy, tamam mı? İstemiyorum seni. Hadi çek arabanı, hadi yürü. Nasıl istemiyorum ya? Geçen gün istiyordun yavrum. O geçen gündü Kurtuluş. Şu anki ruh halim seni burada görmek istemiyor. Ne yapayım yani yavrum, anlamıyorum ki. Bak ben sana söyleyeyim şimdi ne yapacaksın. Bu arabayı buradan çekeceksin, tamam mı? Ay yeter. Ay vallahi sıkıldık artık biz ya. Günde 50 tane insan geliyor. Ya efendim köfteci nerede acaba? Köfteci Kurtuluş burada mı acaba? Bu ne ya? İşimizi gücümüzü bıraktık, sizle uğraşıyoruz yani. Nedir yani Nünüm? Sorun mu mudur yani? Bu Kurtuluş. Bu. Böyle baktığım manzarada ben seni görmek falan istemiyorum. Vay. Görmek istemiyor ha? Hah. Oysa ben senin gözlerine sürgünüm yavrum. Bir bakışın için neler vermem biliyorsun yani. İstemiyorum Kurtuluş. İstemiyorum. Git. Sahile mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Ama seni burada görmek istemiyorum. Gözüm görsün istemiyorum artık. Anla ya. Demek istemiyor ha? Ha. İyi yavrum, tamam. İstenilmediğimiz yerde durmayız. Biliyorsun yani karakterimiz müsait değil buna. Hah, bak ya. Bak bir de duygu sömürüsü yapıyor. Bana bak, bana hiç duygu sömürüsü falan yapma, hiç çekemem ha. Sömürü mü? Ne sömürüsü yavrum? Sömürü dediğin benim kalbime attığın şuradan çıkan cızırtı yani. Git diyor ne? İyi yavrum, gideriz o zaman. Hava işinin bir sağlamasını yapalım bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Çalıyor, çalıyor. Efendim, Yıldız ben. Yıldız yengeciğim. Ah canım, nasılsın bir tanem? Ay çok iyiyim, sesiniz ne kadar iyi geliyor maşallah. Allah nazar değdirmesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Hep üzülecek halimiz yok ya, değil mi? Evet, evet, evet. Ben şey diyecektim. Onur'la Lale'yi çok merak ettim. Aradım da ulaşamadım. İyilerdir, bir sıkıntı yoktur inşallah. Maalesef iyi değiller. Adeta mükemmeller. Ha, neler de neler de duyuyoruz. Ne oldu ki acaba? Bilmediğimiz iyi bir gelişme mi var? Müjdemi isterim Filizciğim. Seninkiler birlikte Ava'ya gittiler ayol. Alo. Filiz. Alo. Alo, olsa bir şey mi? Filiz. Aa. Filiz ayol, ne oldu? Aa. Betül yemiş olmasın bunu, yazık. Hayır. Hayır. Radyo. Ben artık her gece defalarca uyanıyorum. Sebepsiz her şeye kızmaktan gülemiyorum. Yoruldum sensiz yaşamaktan, dikensiz bir gül aramaktan. Bitmez bir sızı var içimde günleri sensiz saymaktan. Yoruldum sensiz yaşamaktan, dikensiz. Pınar Bey arıyor. Bir de görüntülü arıyor. Hiç şaşırmadım. Burada da rahat yok. Merhaba Pınar Bey. Hayırdır böyle görüntülü arama falan? Merhaba, merhaba efendim. Nasılsınız? Günaydın, iyi sabahlar. İyiyiz işte, ne yapalım? Yoldayız gördüğünüz gibi. Göremiyorum efendim. Kafanız kapatıyor ekranı. Kocaman maşallah. Tabii. Ben göstereyim nerelerden geçiyoruz, hangi yolları kullanıyoruz. Bir bakın da içiniz rahat etsin. Şöyle de göstereyim. Oh oh,
Harika yolculuklar size efendim. Yalnız Ava'ya gittiğinizde de istiyorum bir tane, tamam mı? Hadi öptüm, öptüm. Gitti, bozucu geldi Şıraç. Allah Allah, nerede bu adam ya? Ekmek tekniğimiz de yok. Samet, hoş geldin. Merhaba Nilüfer abla, nasılsın? İyi, sağ ol Samet. Sen nasılsın? İyi. Nergis nerede? Nergis içeride. Ya ben Kurtuluş abiye baktım da göremedim. Nerede Kurtuluş abi? İyi, Kurtuluş abine artık belediye bakıyor Samet. Ne? Ne belediyesi? Zabıta mı geldi yoksa? El mi koydular arabaya? Aldılar mı adamı içeri? Ne oldu? Hayır Samet, zabıta ne alakası var? Aa. Bir an zabıta geldi, arabaya el koydular, adamı içeri aldılar zannettim. Ödüm koptu vallahi. Yok canım, ne alakası var? Şimdi böyle çekmişler arabayı sahile. Ne? Ne sahile? Ya orası için iznimiz yok ki bizim ya. Arabaya el koydular, adamı içeri aldılar. Şimdi ne yapacağız biz ya? Samet, abartma istiyorsan. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? Aa. Tabii tabii Nilüfer abla. Sen burada sıcacık ortamda çalışıyorsun. Dışarıda neler oluyor biliyor musun? Neler oluyor? Yarım ekmek köfte uğruna delikanlıların kralı Kurtuluş abi zindanlarda çürüyecek şimdi ya. Yettim Kurtuluş abi. Ben kaçtım. Dur. Dur. Ben de o zaman dur. Üstüme başıma bir şey alayım. Ben de geliyorum sana. Tut şunu sen. Tut. Çabuk ol ama. Tamam. Ben suluyorum bunları. Sula. Allah neler yaratıyor. Şunların güzelliğine bak ya. Yarım olmaz tam olsun. Köftelere zam olsun. Haydi bedavacı geldi abim, bedavacı. Buyur abisi. Eyvallah ustacığım, sağ olasın. Eyvallah, bereketini gör. Hadi, hadi. Gel köfteye gel ablacığım, yapayım mı köfte? Gel, gel, gel hadi gel. Şampiyonların köftecisi geldi. Gel, 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 gel hadi gel. Ay maşallah, köfteye gel, gel. nasıl yardımcı olabilirim abilerime? Burada satış yapamazsın arkadaşım, yasak. He. Yok zaten bir şey sattığımız yok ya. Satamıyoruz yani. Yemin ediyorum sabahtan beri sinek avlıyor. Ekmek de aman para kutusuna bak. Yemin ediyorum kelebekler uçuyor yani o derece. Yapayım mı size de yarım ekmek? He? Derhal terk etmiyor arkadaşım. Kusura bakma birader de yani. Benim burada kapı gibi işgaliyetim var yani. Ha buyur. Al. Burası için geçerli değil bu. Hadi kardeşim. Zorluk çıkarma. Çek arabanı. Hadi. Nasıl burası için değil ya? Ayrıca öyle el kol hareketi niye yapıyorsunuz hemen canım? Kapı gibi şey mi var diyorum ben burada işte. Nasıl burası için değil? Çek kardeşim arabanı, yoksa bağlarız. Ne bağlıyorsun ya? Bir dakika, ne bağlıyorsun yani? At arabası mı bağlıyorsun? Allah Allah. Çekelim mi arabayı? Nereye çekiyorsun ya? Ekmek teknem benim kardeşim bu. Nereye çekiyorsun? Bırakmam. Lan! 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 Kurtuluş abi! Kurtuluş abi! Aa, Kurtuluş! Abi! Abi iyi misin? Ayağımı kırdılar Samet. Oğlum sen uza, yemin ediyorum arabayı götürecekler. Fırla fırla arabayı uzat, uzat, uzat. Tamam, tamam. Uçur buradan, uzat, uzat, uzat. Abi! Allah! Kurtuluş yavrum, iyi misin? Yavrum, bu arkadaşlar ayağıma vurmak suretiyle kırdılar galiba. Kırdılar mı? He. Ne yapıyorsunuz siz be, ha? Adamın ayağını kırmışsınız. Ne istiyorsunuz adamın ekmek parasından, ha? Siz gidin var ya şu boğazdaki restoranları falan denetleyin. Biz bir şey yapmadık ablacığım. Ne demek yapmadım? Adamın ayağını kırmışsınız be. Hop hop, araba gidiyor. Hop hop hop. Kurtuluş. Ha, iyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Sen geldin ya, daha iyi oldum. Aa, bu arkadaşlar ayağımı kırdılar galiba Nünüm. İnşallah bir karşılığı vardır anacık. Yemin ediyorum inşallah şu modern dansın bir karşılığı vardır. İnşallah şu folklorik ögelerin bir karşılığı vardır. İnşallah bu görüntü kirliliğinin bir karşılığı vardır. İnşallah, inşallah yavrum. Kesinlikle bence de olmalı. Bana bak, ben diyorum ki bunun bir karşılığı Filiz tarafından bulunana kadar acaba diyorum Onur'la Lale'nin arabasının önünü kessek. Ayrıca o bölgede jandarmalar var. Jandarmalara haber verelim. Olmaz mı yani? Yemin ediyorum çok mantıklı. Full mantıklı şu anda. Ya bir susar mısınız ya? Bir susar mısınız? Konsantre olmaya çalışıyorum şurada. Çok özür dileriz. Baba, baba, baba. Efendim Şerife? Alo Betül Hanım. Neler oldu bir bilseniz, neler neler. Ay neler oldu Şerife, neler oldu, çabuk anlat. Onur'la Lale Ava'ya gitmişler meğer ayol. Aa, gittiler mi?
Vallahi mı? Tatile mi gitmiş? Kız geri dönmüş, geri dönmüş Şerifecik. Nerenin haberleri bu? Kimin dedikodusu bu? 1985'in bana burada anekdotunu anlatıyorsun sen burada. Geleceğe Dönüş filmindeki kaykayla kafana vururum yemin ediyorum. Ha siz öğrendiniz gittiklerini o zaman. Ay çok affedersin Şerife ya. Sana da kaç lira ayıp ediyoruz ama biz bunu da öğrendik. Kusura bakma artık. Şerife, yemin ediyorum biz mektup arkadaş olalım gayrı. Gayrı Nazlı Yar'dan, Telli Turna'dan haber getirelim. Sen bize eski Ramazanları anlat, onu dinleyelim. Kızım, akıllı telefon sana göre değil. Bir kere akıl sana göre değil. Ama şimdi, ya Erol Bey... Aması maması yok Şerife. Ve bir kere daha bize bu şekilde bayat haberlerle gelirsen... ...sana değil çeyrek altın, çeyrek ekmek bile vermiyorum. Kapatıyorum telefonu. Söylüyor musun bir şey? Terbiyesiz. Kapat. Aa, anacık, şu anda stand-by oldu. Kendini kapattı şu anda. Can mı verdi kız, öldü mü bu? Filiz. Filiz, kızım. Nerede? Kacıton'la beraber. Almanya tatile gidiyoruz. İşte benim gelinim. İşte benim gelinim. Ah, ya. Tam da işler açılmıştı, olacak şey mi ya? Kurtuluş, canım bak sen şimdi işi gücü düşünme tamam mı? Sen sağlığını düşün. Heh. Yavrum tamam sağlığıma dikkat edeyim de borçlarım var. Biliyorsun yavrum, borç bizde namustur yani. Biliyorum Kurtuluş, biliyorum. Şimdi sen borcu falan da düşünme. Boş ver onları. Ne yapalım? Ay hadi yürü, hadi hastaneye gidiyoruz hadi. Yok yavrum ne hastanesi ya? Ben tamam kendi kendime hallederim. Öyle hastanelik bir şey yok yavrum. Ya. Yani benim yüzümden bak gördün mü ya? Keşke o çiçekçinin önünden kovmasaydım seni Kurtuluş. Hey, yok yavrum yok. Senin yüzünden değil, üzme kendini. Sen yeter ki beni gönlünden kovma Nünüm. Kurtuluş şimdi sırası değil. Ama şey yapalım. Ya. Dur buldum. Ambulans çağır. Yok yavrum ne ambulansı ya? Kurtuluş abi. Nasılsın? İyi misin abi? Ha, bak Samet de geldi yavrum. Biz hastaneye gideriz artık. Sen git dükkana. Yalnız bırakma orayı şimdi. Annenle kötü olma yani. Yok yok. Sen merak etme yengeciğim, bana güven, ben götürürüm hastaneye. Ne yaptın lan köfte arabasını? Merak etme abi, Zula bir yere çektim ben. Hastaneye gidelim o zaman biz, değil mi? Ay. Hastaneyim. Tamam o zaman ben de geliyorum. Böyle bırakmam seni Kurtuluş, hadi yürü. Yok yavrum, en fazla bir iki yerinden kırılmıştır. Hani 3-4 yerinden kırılsa tamam sen de gel diyeceğim de... ...gerek yok, kardeşim gelmiş zaten. Biz hallederiz hastaneyi Nünüm, sen dert etme, merak etme yani. Ya Nüfer abla sen merak etme, ben götüreceğim, haber vereceğim sana. Ay. Ay doğru da diyorsun. İyi tamam ben gideyim o zaman dükkana da. Bana bak Samet bir şey olursa haber et tamam mı? Yavrum çok bir şey yok tamam hallederiz. Sen dükkana git hadi. Ya hadi gideyim bari. Ulan Samet. Görüyor musun bak. Yengen ne biçim aşık bana. İki tane mağdur edebiyatı yaptım. Nünüm'ün içindeki aşk ortaya çıktı. Vallahi Kurtuluş abi sen az değilsin ha. Hadi lan yürü bir şeyim yok zaten hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, kolay gelsin. Bizim bir rezervasyonumuz vardı. Onur Sarıhan... Lale Yenilmez. Sarıhan. 407 numara. Buyurun. Lale sen bunu al. Diğer odanın anahtarını da alalım hemen. Maalesef efendim, Onur ve Lale adına iki kişilik tek bir oda ayrılmış. Nasıl yani? Bir saniye. Ben özellikle söyledim. İki ayrı oda istedim. Bakar mısınız bilgisayarı falan bir kontrol edin. Fakat bir bayi toplantısı nedeniyle tüm odalarımız ayrılmıştır. Hatta otelimiz yetersiz kaldığı için civardaki otellere yerleştirdik misafirlerimizi. Başa döndük. Arkadaki yeşil kapılı oda. Biliyoruz. Thank you.
Allah'ım yarabbim. Ya bak, bak. Dön! Kafanı çevir! Tamam, kafamı çevirdim. Burada ne yazıyor? Bana bunu söyle. 407 kafanı çevir! 407, güzel. Anahtarın nerede? Masanın üstünde. Masada. Burada ne yazıyor? 407. Ben yine burada yatarım. Anlaşıldı. İki gün nasıl geçecekse burada artık. İnanmıyorum ya. Lale ne oldu? Geleyim mi? Gel. Ya ben bunları almamıştım ki. Ya benim kıyafetlerimi çıkarıp başka şeyler koymuşlar. Yine aynı oyuna geldiğime inanamıyorum yani. Gülme. Uf, kesin annemin işi bu. Yani resmen oyun oynadılar bize. Oyun oynadıkları belli değil mi zaten? 407 numaralı oda, yeşil kapılı. Hı? Ben de diyorum ki annemle son gülenle nasıl bu kadar güzel anlaşıyor? Ben de şaşırmıştım vallahi. Ah Yıldız Hanım, Melih'i de ayarlamış, toplantıyı iptal etmiş. Alacağın olsun. Resmen annem de böyle şeyler yapıp kumpas kurmuş. Ben biraz dolaşacağım. Tamam. Ben de çıkacağım. Yani burada başka türlü zaman nasıl geçecek? O zaman üzerimizi değiştirelim, çıkalım. Yavrum, onu da koy böyle enişte. En sevdikleri. Bekle oğluşum, bekle. Sakin sakin bekle oğluşum. Hava için bavullar hazır. Ta-ta-ta-tam. Bu ne Erol? Hayatım, benim elektrikli süpürgem yolda çeker diye azık düşündüm. Fil miyim ben? Filizim diye fil miyim ben? Beni sinirlendiriyorsun. Fil doyar bunlarla yani. Hayır, şu açıdan. En son çıktığımız tatilde yanımızda bir fırıncı götürmediğimiz için itten pişman olmuştuk. O açıdan. O fırıncının küreğiyle döverim seni Erol. Ayrıca bu ne halin senin? Senin bu halin ne yani? O göbek ne? Sen de biraz forma girsene. Spor yapsana. Dön bakayım şöyle. Dön 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 dön. O ne göbeği öyle? Kurnaz göbeği mi o? Vallahi nefret ederim kurnaz göbeğinden. Kusasım gelir, tüküresim gelir. Filiz'cim, güzel gelinim, ben de sana bir şey sormak istiyorum ama yani bir yandan da kızmandan korkuyorum. Ama bir yandan da sormak benim için çok önemli. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Kızarım ama sor. Güzel kızım benim, sen şimdi oğluşumla tatile çıkacaksın ya. Yani acaba diyorum benim baby girl'lerim acıktıkları zaman misal belki anne sütü isteyecekler. Yani ben o zaman ne yapacağım acaba diyorum. Yok anasının sütü, koynumda mandıra beslemişim resmen. Bebekler ağlayınca sütleri ağzına tıkayacaksın. Eğer birazcık daha ağlarlarsa sallayacaksın ayran şişesi gibi. Gerisine de beni karıştırmayacaksın. Kendin halledeceksin, beni telefonla aramayacaksın. Bu kadar. Emredersin gelin. Ben bunları ne yapayım Filiz Hanım? Dolaba koy. Sen de bunları madem hazırlamışsın, al şu bavulları da gel. Bir dakika içinde. Baş üstüne! Yemin ediyorum bedelli yapıyorum. Ve bunun bedeli çok ağır. Gerçekten çok ağır bunun bedeli. Oğlum gel sonra bunları da al. Geleceğim. Üç posta yapayım diyorum. Dur bakalım. Üç posta yapayım diyorum. Kuduruş abi. Vallahi inanılmazsın. Yeminle inanılmazsın ya. Ya sen Nünüfer yengeyi tavlamak için nasıl taktın bu alçı ayağına ya? Abisi, sevdiğin kadının kalbine giden her yol mübahtır. Bunu yaz bir kenara. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nülüfer yengen bunun numara olduğunu anlarsa var ya, ne kulak bırakır ne baş benden söylemesi. Yapmayalım. Ben söyleyeyim de ondan sonra deme niye söylemedin Sametciğim diye. Geliyor, geliyor. Abi geliyor, abi geliyor. Tamam lan, sakin ol, sakin ol. Tamam, panik yok. Geçmiş olsun, kurtulmuş. Sağ ol yavrum, eksik olma. Kırmışız biraz. Ya ben çok özür dilerim. Bunlar hepsi benim yüzümden oldu kurtuluş ya. Yok yavrum sen üzülme. Yani ben şurada içeride kuru döşekte yatarım. Uzatırım ayaklarımı işte öyle bir iki haftada geçer işte. Kurtuluş abi. Ben müşteriye bakayım siz konuşun isterseniz. Hadi abisi hadi.
Kurtulmuş. Yavrum. Yok öyle olmaz. Çiçekçide falan olmaz böyle. Yavrum ne yapalım yani? Delikanlı adamız. Cefasını çekeceğiz. Yok yok. Sen merak etme. Öyle olmaz. Aklımda bir şey var benim. Sen tamam. Ne yapacağız yavrum? Halledeceğim yavrum. Çok ağrıyor mu ha? Yavrum ayağım kırık diyorum. Baskı yapıyorsun. Özür dilerim. Tamam. Kırılmış çünkü biraz. Tamam. Kırılmış. Ay kıyamam. Ya hafta sonu olmasına rağmen bayağı boş sahil. Şimdi tatil sezonu değil ya o yüzden. Umut. Tek mi çift mi? Ne tek mi çift mi? Tek mi çift mi işte? Yani elinde bir tane taş var. Tek. Ya mantık yürütmeyi bırak. Şu iş adamı kimliğini bırakır mısın artık bir kenara? İyi tamam çift o zaman. Peki. Tek ben kazandım. Güzel. Madem bu kadar iddialısın o zaman yarışalım bakalım kim daha fazla yapacak. Ama ben seni yenerim çok iyiyim çünkü bu konuda. Göreceğiz. Ya hadi başla o zaman. Buyurun. Ya. Al bakalım. Hazır mıyız? Çok iyi tatlı seçiyorum bir de ben. Kaçır mısın? Kaç yaptın da say. Sen de fena değilsin. Yani. Buyurun. Geçen seferi hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Emir'in ilk tekme atışını burada hissetmiştik. Kıpırdadı! Ciddi misin sen? Evet! Kesin mi bu sefer? Evet! Ay kıpırdıyor! Duydum. Tekme attı. O zamanlar cinsiyetini bilmiyorduk tabii. Gücenmesin diye hem kızım hem de oğlum diye sesleniyordum. Onur Bey, hayatsız plan yaparken karşınıza çıkanlardır. Sen söylemiştin bunu. Hatırlıyorum. Lale! Filiz? Kuzito! Ne yaptınız ya? Yemin ediyorum dağ keçisi gibi tırmanmışlar şuraya. Yani diyorsunuz ki yani bu bir şey yaramadı sen boşuna uğraştın Filiz diyorsunuz. Vallahi Pınar Bey o kadar akıllı o kadar uyanık çıktı ki yemedi yani bu oyunu. Biz de Kocita onunla dedik ki dedik madem dedik hani Onur'la Lale dedik havaya gidemiyor dedik bari dedik biz dedik. Gidelim tatil yapalım. Vallahi al beni de vur hanımıma. Dedik ki Ava çiçek açmış yaz mı gelecek dedik atladık geldik. Ne kadar iyi yapmışsınız. Yani biz sözleşsek burada denk gelemeyiz. Aynen.
Şey, nasıl gidiyor terapi? Yani garip, tuhaf. Çünkü biz Onur'la ilk tatilimizi burada yapmıştık. Bayağı da güzel geçmişiz. Filizciğim, şimdi geçmiş zamanın insanların ilişkilerini de speküle edip aramızda konuşup da şey yapmayalım şimdi. Gerçi problemli de bir ilişkiyi duymayan da kalmadı tabii ama. Maalesef kuzen. Senin ağzına sakız olduğuna göre bu mesele Sağır Sultan duymuştur. Ah kuzito, yine bana kaldı değil mi? Milletin ağzı torba değil ki büzesin, çorba değil ki süzesin. Herkes ileri geri konuşuyor. Laleciğim, şirket dedikodu kazanı olmuş. Yemin ediyorum bu ikisine, sabah şekerlerine bir magazin programı yaptırsak kapalı gişe. Peki, böyle hani terapide ne konuşuyorsunuz? Ya ben böyle merak ediyorum ama hani yanlış anlamıyorsunuzdur inşallah. Yok canım. Yok canım. Aa, lütfen, biz yabancısı mıyız? Bunlar konuşulacak ya, hallolsun lütfen. Yok Filizciğim, yanlış anlamam tabii. Yani ilişkideki hatalarımızı söylüyor, yanlışlarımızı söylüyor. Bunların altını çiziyoruz işte seansta. Peki mesela nasıl çiziliyor? Yani hata olarak, bir hata mesela örneği vermek istesek. Şimdi ben aklıma ilk gelen şeyi söylüyorum. Mesela Onur bu ilişkiye tersten başlamış, onu söyledi. Yani ilişkideki yol haritası yanlışmış, bunu söyledi. Onur on ama şimdi de burada... Burada şimdi Onur'a biraz yüklenilmiş oluyor evet, ama. Evet, evet. Yükleniliyor çünkü neticede bu adam da evin direği yani. Bu adam da evin erkeği, birazcık saygı. Bir saniye, pardon, ben konuşabilir miyim? Nasıl oluyormuş öyle? Bu ilişkiye ben tek başıma mı başlamışım? Yoldan geçerken mi seni almışım? Evet. Kadıköy dolmuşu gibi. Ama Erol Bey, burada ciddi bir şeyler konuşuluyor herhalde. Mesela böyle Lale şey var mı? Peki böyle ne bileyim, şahsi bir şeyler söylüyor mu? Kişiye özel şeyler. Söylüyor, söylemez olur mu? Mesela ben bir örnek vereyim hemen. Diyor ki, Lale, çocukluğunda bir travması var Lale'nin babasıyla alakalı. O yüzden diyor, sizin bilinçaltınızda bazı problemleriniz var diyor. Onları aşmadığınız için Onur Bey'e yanlış davranıyorsunuz, size getiriyor yani. Bileyim bari ben. Aman, oluyor mu böyle? Bu sefer de Lale'yi yükleniliyor. Hayır, olmadı. Bu da olmadı. Bu da diğerinin aynısı oldu. Bu kadın da neticede senin çocuğunun anası. Birazcık saygı, birazcık respect. Herhalde Onur Pınar Bey'i birazcık yanlış anladı. Ya da anladığını sandı ama ne bileyim, hiçbir şey anlamamış gibi konuşuyor. Ben sana anlatayım Filizciğim. Pınar Bey dedi ki, eğer dedi ailede anne hakimiyet kuruyorsa, sertse bu size geçmiş olabilir. Siz de ilişkide hakimiyeti ele almak istiyor olabilirsiniz. Bu yüzden ilişki yolunda yanlışlar yapıyor olabilirsiniz dedi. Bunun altını çizdi. Allah Allah, terapiste bak sen, ana bacı karıştırmış. Ana avrat düz gitmiş, affedersin. Oradan onu alıyor, bir şeyi birleştiriyor, bilmem ne yapıyor falan. Cımbızla çekiyor. Konu bu değil mi? İşte bunlar hep bilinçaltı, söylediğim gibi. Ben anlamadım. Bu hiçbir şey sadece. Bu terapi sizi barıştırmaya mı çalışıyor yoksa bebek kavga mı ettirmeye çalışıyor? Bu nedir yani? Hayır, laf dönüp dolaşıp nasıl benim anneme geliyor, ben onu anlamıyorum. Ya ama yani onu terapiste soracaksın sen. Bilmiyorsan eğer ona soracaksın. Ben nereden bilebilirim bunu? İşte bugün milat. Lale Hanım ilk defa bir şey bilmiyorum dedi. Ben böyle bir şey daha önce hiç denk gelmemiştim. Arkadaşlar, size afiyet olsun. Ne kadar güzel bir şey için buraya gelmişsiniz. Ben gerçekten sizin canınızı sıkmak istemiyorum bu tartışmalarla. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. Ben odama geçmek istiyorum. Laleciğim, ama lütfen, tamam şimdi gitmek istiyorsan gidelim. Akşam yemekte buluşalım tekrar lütfen. Tamam, olur. Konuşun burada. Kız kalkmasaydın, olmadı ki. Lale, bak görüyor musun? Ay böyle bir hırçın bir değişmiş, böyle değil mi kız? Bana mı öyle geliyor yani? Hayır, 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 hayır. Sana öyle gelmiyor. Herkes öyle geliyor Filiz. Bak şuradaki insanları sor, onlar bile fark etmiştir. Onlara da öyle geliyordur, emin ol. Benim zaten burama kadar geliyor yavaş yavaş. Şimdi sakinim ama bir yerde patlayacağım yani. Neyse ya, ben de gidiyorum odaya. Hadi haberleşiriz. Neyse, çok da şey yapmayın, çok da gerilmeyin. Anca gidersin. Yemin ediyorum. Kızım sana helal olsun. Karanlıklar prensesi. Ver bükemedim bile öperim. Gel buraya. Vampirella. Helal olsun be. Kötülüğün tezeledi. Ay. Zoom, 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 zoom. Gerçekten anlayamıyorum yani. Atları da tertemiz, daha yeni değiştirdik yani. Neden uyumuyorlar şu anda? Yürüyelim bakalım.
Çıcıbıç çıcıbıç. Yani yemin ediyorum annelik yapmadığın, daha önce hiç annelik yapmadığın her halinden o kadar belli ki Betül. Aşk olsun Şahat, aşk olsun. Erol'u kim büyüttü? Erol'u kim büyüttü Erol'u? Ha Erol'un bu büyümüş hali mi? Tabii tabii. Sen var ya, sen baba olmadan önce dede olduğun için hep böyle oluyor. Sen önce bir baba olsaydın keşke. Ay. Tövbe tövbe. Endidi bindi de enini bin. Annem endidi. Ay yok. Ay yok lan yok. 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 Hayır yok. Hayır. 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 Seher. Tamam. Seher. Tamam. Ay. Al şu 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Uyuyacak zaten. Şimdi uyuyacak. Oh. Seher. Ay. Ben de versem tutabilir misin? Hadi. Dur. Bakayım. Bence tutarsın ya. Hafif bu çocuklar. Ay. Ay. Ay bakayım. Uyudum. Uyudum. Ay. Bebeğim. İkisi birden ne kadar güzel oldu değil mi böyle aynı kucakta? Gel bak sana ne anlatacağım. Gel. Ne anlatacağım? Gel bak şimdi diyorum ki. Dikkat et. Uy. Ne yapıyorsun öyle? Ne var Onur? Özür dilerim. Öyle bir kuru özürle olmuyor işte. Sen de çok üstüme geldin ama. Hak ettin, hak etmesen yapmam ki böyle. Neyse Lale, Pınar Bey aradı. Fotoğraf bekliyor bizden. Gerçekten çok sıkıldım artık, öğrencisiymiş gibi ya. Allah Allah. Ben çok meraklıyım sanki fotoğrafa. İstedi göndereceğiz. Tamam, bir şey demedim. Filiz restoranın konumunu göndermiş, hani belki bulamazsınız diye. Gerek yoktu ya, zaten her yer yakın. Hazır mısın? Aa, niye geliyorsun? Belki hazır değilim, giyinmedim. Aynaya bakıyorum. Sana bakmıyorum yani. Kaç dakikam var? Gördüğün gibi. Şimdi kim bakıyor? Yani bu kadar zamanda hiç mi düğme iliklemedin? Ayrıca sana bakmaya değil, çantama bakmaya geldim. Çantayı bulabildin mi? Yok. Tüh. Abartma. Sen çantanı hiç buraya getirmedin ki. Neredeymiş? Efendim? Bırakmamışım demek. Daha dün gibi burada kalışırız. Çıkalım mı artık? Çıkalım. Uf! Allah'ım! Bu ne? Vaş! Yemin ederim gerdan bile şu anda diyor ki bu nasıl bir gerdanlık diyor. Gerçekten bu gerdanlık bu gerdanda hayat buluyor.
Hemen şuradan şimdi şey yapıyorum. Takı veriyorum hemen. Hop. Gerçekten şu anda buzdağının görünmeyen kısmındaki Bam kadınla yüz yüzeyim. Gerçekten içinden bir kadın çıkardın. Aşk Tom. Hayran. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Tırımto. Ayrıca daha yapacak çok işimiz var. Of Allah'ım. Bitmedi hayatım. Bitmedi yapacak işlerimiz. 7-24 kötülük, itlik, uğursuzluk peşindeyiz. Bu alemin kötüsü sen misin derler adama. Yemin ediyorum şeytana çırak girdik sayende. Onur'la Lale barışmamalı Erol. Barışamıyorlar zaten, görüşemiyorlar. Şiddetli, geçimsiz bunlar. Hacivat'la Karagöz'e dönmüşler bunlar. Bıy bıy bıydan öteye gidemiyorlar. En büyük aşklar kavgayla başlar demişler. O yüzden Onur'un içkisine ilaç atacağız ki herhangi bir yakınlaşmaya engel olabilelim. Atalım kız, atalım. Uyusun sarı, metroseksüel, uzun. Uyusun da görsün gününü. Gerçi en son ilaç hadisesini yaptığımızda Pelin Su'yla planlamıştık. Ve o ilaçlı şeyi yanlışlıkla ben içmiştim. O sizin gerizekalılık döneminiz. Artık ben varım. Yürü. Yemin ediyorum. Bir tek senin peşinden yürürüm. Bir tek sana yürürüm diyebiliriz. Allah'ım sana geliyorum. Ay çocuklar Salim, ben hallettik bu işi. Bundan sonra geri kalan Mevlam. Hadi sana emanet. Aynen öyle anneciğim. Ay inşallah böyle hayırlısıyla bir güzel barışıp dönerler. Ak koyun, kara koyun belli olacak. Kızım niye cevap vermiyorsun? Üçtür burkuyor seni. Ne oldu? Ne çeviriyorsunuz yine? Yok bir şey anne. Kızım üç kere cimrikler dedin kızı. Evet anne dürttü vallahi. Her tarafımda mosmor oldu ya. Var anneciğim bir şey. Var. Yalnız ben söyleyeceğim, bana kızmayacaksın. Ama ben böyle olmaz çocuk gibi ya. Daha kızma diye pazarlık yapma. Nedir söyle bana? Şey yapayım ben. Ben en iyisi söylemeyeyim. Ben en iyisi sana göstereyim anneciğim. Olur mu? Hadi bakalım. Bir şey yapıyor. Bu normal değil bu. Böyle şeyler yapın bana ya. Anladım, ben sürpriz hazırladım bana. Evet şımartın annenizi biraz ya. O kadar ihtiyacım var ki. Ne aldı? Ha ne aldı? Nilüfer hazır mısın? Hazır sayılırım anneciğim. Dur. Ne olur dur. Şey yapma. Hemen açma. Anneciğim bak ne olursa olsun. En değerlisini almışsındır mutlaka. Tamam ister ucuzluktan al, ister işportadan. Anneni düşünmüşsün ya. Açayım mı ne diyorsun? Aç anneciğim aç. Hadi bakalım. Oh! Allah'ım Filiz'cim ne yapıyorsun lütfen? Kiremit kıranlara mı özendin? Tuğra mı kırıyorsun kafanla? Ne yapıyorsun? Lütfen hayatım, kendine zarar vereceksin. Beton mikserim benim. Lale ile Onur yemeğe gelmediler. Kahve içmeye de belki geliriz diyorlar, belki gelmeyiz diyorlar. Baş başa kalacaklar odada ya barışırlarsa. Bu gece çok güzel göründüğünü söylemiş miydim? Evet. Peki ben sana çok yakışıklı göründüğünü söylemiş miydim? Hı hı. Biraz önce. Yani ben akşam üzeri söylediklerim için özür dilerim senden. Ben de özür dilerim. Yani bir anda çıktı ağzımdan öyle. O zaman bu gece her şeyi unutalım mı? Unutalım. Yeni bembeyaz bir sayfa açalım mı? Ama ben şu an Erol'ların yanına gidip o masaya oturmayı hiç istemiyorum. Ben de istemiyorum ama mecburiyetten öyle söz verdim. Bir de Erol'u görünce iştahım kaçıyor. Ne yapacağız peki? Duyuyor musun? Evet. Şahane değil mi? Evet, çok güzel. Gidelim mi? Hadi gidelim, dinleyelim. Filiz'e ne diyeceğiz? Ya tamam, onu ayarlarız. Ben mesaj atarım ona. Anlaştık. Buyurun. Bizden daha güzel şarkı olmaz. Bizden daha güzel şiir bulunmaz.
film olsa aşk sen olurdu. Kalp sen diye atar atar yorulmaz. Gülüşünde gizli gökkuşu, teninde o cennet koku, gözlerinden bir hikaye yazdım. Lütfen sadece sen oku. Sana sevdalıyım işte, göz gözü görmüyor burada. Razıyım bir ömür senle sonsuzluğa. Sana sevdalandım delice, göz gözü görmüyor burada. Ölmeye razıyım senin kollarında. Gülüşünde gizli gökkuşu, teninde o cennet koku, gözlerinden bir hikaye yazdım. Lütfen sadece sen oku. Sana sevdalıyım işte, göz gözü görmüyor burada. Razıyım bir ömür senle sonsuzluğa. Sana sevdalandım delice, göz gözü görmüyor burada. Ölmeye razıyım senin kollarında. Sana sevdalıyım işte, göz gözü görmüyor burada. Razıyım bir ömür senle sonsuzluğa. Sana sevdalandım delice, göz gözü görmüyor burada. Ölmeye razıyım senin kollarında. Nerede kaldılar bu? Filizciğim, yemin ediyorum bunların yüzü gülüyor. Geliyorlar kız, bunlar barıştılar. Allah'ıma kitabıma barıştılar bunlar. Şşş, tamam tamam. Allah'ım kimler gelmiş, yılın çifti. Gel bakalım yenge. Teşekkürler. Ama estağfurullah, ne demek, buyurun. İyidir kızım, geç bakalım. Ya kusura bakmayın, yemeğe gelemedik sizle. Benim biraz başım ağrıyordu da, temiz hava çarptı herhalde. Ziyanı yok ya. Vallahi ben yeterince çarpıldım. Ama çarpıldık hep beraber. Temiz hava çarptı. Ne yiyelim? Vali kebabı söyleyeyim mi? Buranın döşü inanılmaz. Döş söyleyeyim. Ha, yok sağ ol kuzen. Odadayken atıştırdık biz. Hatta Onur kağıt helva bile aldı. Onu da yedim. Allah Allah ya. Hiç de böyle kavga edilmemiş gibi. Aranızda hiçbir şey olmamış gibi. Değil mi Erol? Değil mi? Hey maşallah. Maşallah. Biz bu gece temiz bir sayfa açmaya karar verdik. Vallahi anacığım, o kadar kavga gürültüden sonra açabiliyorsan aç bakalım temiz sayfayı. Bir de yalnız sen açabiliyormuşsun gibi duruyor. Eniştede böyle bir negatif enerji seziyorum ben. Kolay mı Filizciğim? Erkeklik gururu diye bir şey var neticede. Sen fazla bilmezsin. Ben de çok sezemiyorum ama Onur'da kesin var. Arkadaşlar yanılıyorsunuz. Biz Lale'yle konuştuk. Ortak bir karar verdik. Bu akşam tartışmak yok. Allah Allah. Görüyor musun? Son 3-5 yılda duyduğum en güzel fikir. Buna içilir. Hay hay. Ben içki içmiyorum. Ama Lale ya, sen de her şeyi bozuyorsun yani. O zaman ben meyve suyuyla eşlik ederim. Filiz sen de emziriyorsun yani. Ben de meyve suyu içeceğim zaten. En serti neyse içelim. Kezzap getirin. Var mı? Ne getir? Çamaşır suyu getirin bana. Enişte ya, çok geçmiş olsun yeniden. Ya sorma Valdız. Yani ekmek parası kazanalım derken alnımızın teliyle böyle helal lokma yiyelim dedik ama işte kırık. Ay kıyamam, ben sana dur arkana yastık koyayım, kurtuluşturayım. Yok yavrum, yok. İyiyim böyle Nülüfer, teşekkür ederim. Şey yapayım, ben yedireyim o zaman ha? Niye? Eli mi kırıldı bunun, ayağı kırılmadı mı? Şaklaban. Kırık olunca demek ki böyle sızlıyor yavrum ara ara. Kurtuluş iyi misin ha? İyi olan sensin. Sen çünkü bir melek gibisin kızım. Etrafındaki hiçbir şeytanlığı görmüyorsun. Böyle olmayacaksın, böyle olmayacaksın sen.
İyiyim yavrum, iyiyim. Sen şey yapma. Anneciğim, sizin var ya, ben bu sitemkar sözlerinizi bile özlemişim. Ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeceğim? Ha? Kalmadı ki. Söyleyecek yalanı tükendi. Hadi bakalım bunu ne yalan söyleyeceğim. Sen ne yaptın, ettin, yine kuruldun bu koltuğa ya? Vallahi anneciğim, eksik olmayın hani. Bu zor günümde bana böyle çatınızı açtınız, salonunuzu aldınız, sofranızı aldınız ya. Vallahi ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim. Yok yok, nasıl söz kurtuluş olur mu öylesi? Babacığım, her gün bizde kal. Ah be babacığım, ben istemez miyim her gün kalayım? Ama işte hayat yani, ne yapacaksın yavrum, bazen böyle oluyor. Bunca zamandır nerelerde ikamet ettiniz beyefendi? Nerelerde konakladınız? İşte Çiçekçi'nin orada benim köfteci arabası var ya anne. Onun ben işte kenarında falan yatıp kalkıyorum bazen. O yüzden yani, kusura bakmayın bu arada hani böyle az yağlı dana gibi kokuyorsam hani sebebi o ekmek parası, Çiçekçi'nin oradaki şey falan. Kaçak eşek eti gibi kokuyorsun ama sen. Acıyor mu enişte? Ya vallahi işte böyle çok fena kırılmış biliyor musun? Ya aslında onu keseceklerdi. Öyle fena yerinden kırılmış ki hani. Dedim ya ayak dedim öyle hani kolay kolay nereye aa, kesiyor? Aa sinek! Hadi ben kaçıyorum. Fakat da civcivler yesin. Şey demişler anne hani 4-5 yerinden kırık çünkü o yüzden dediler keselim mi diye. Genelde kesiyorlarmış fena kırılınca dedim ayak yani hani. Ay tamam bir sinirlerimi bozuyorsun değil mi öyle şeyler yazık. Yavrum işte 4 yerinden kırılınca öyle oluyor ne yapayım. Helal olsun. Yemin ediyorum karameleksin, çatal karamsın, çingenemsin yemin ediyorum. Sus zaten romantizmden kusasım geldi bir de seninle uğraşmayayım. Onların içeceğine de koyduk uyku ilacını. Dua etti. Nihayete erdiremesinler bu geceyi. Vallahi bütün geceleri nihayete erdirdiler şimdiye kadar. İnşallah erdiremezler. Ben buna biraz mazot mu koysam ya? Böyle de içim yok. Mazot mu? Kızım sen benzinli değil miydin? İlahi. Kokteylin tezenesi. Senin o pofidik ellerini emiklerim yemin ediyorum. Hadi gel yap bir babalık da dans edelim. Ayağımız alışsın kız. İndire kendi. Hadi yürü. Spor olur. Allah'ım açılın kim geliyor? Çifte kongular. Kafam karıştı. Hangi bardak benim? Ama... Yavaş tamam işlerse işler aferin. Garip bir mevzu bu ya. Dans ediyoruz ya. Tamam. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bu meyve suyunun içinde niye hep böyle oluyor ya? Çok meyve koyuyorlar ben anlamıyorum ki. Niye sürekli böyle oluyorum ben ya? Aa dur bakayım. Lale dur. Lale.
Lütfen beni durdurmaya çalışma. Ya çok eğleniyorum. Ne böyle? Şöyle bir dans. Tarih tekerür mü ediyor şu an acaba? Ne? Teker... Ya ya isterse teşekkür etsin. Teşekkür etsin. Bizim canımız sağ olsun. Senin canın sağ olsun ya. Ben onlara çok istaktım ama dur. Niye bunlar burada böyle duruyor ya? Anasının oğlu bir bak. Lale. Sen var ya bu kızı hak etmiyorsun. Lale ne yapıyorsun? Şşş kanki. Hadi dans edelim. Sen et ya dans kanki. Bana bak. Sende bir gariplik var ama. Şşş. Şaka yaptım be. Hadi dans edelim. Ay. Ay. Onu. Lale. Başım döndü de. Tamam hadi gel biraz hava alalım ya. Benim oğlum var ya babası gibi çok yakışıklı olacak. Benim oğlum asıl annesi gibi güzel ruhlu olacak. Ay. Onur bir dur bir şey söyleyeceğim. Söyle. Onur beni bırakma tamam mı? Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Sen de beni bırakma oldu mu? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nereye? Ay ne? Aa. Aa. Dört yüz yedi yeşil kaplı oda. Evet aşkım. Ya Onur, niye taşıyorsun beni? Ben yürüyebilirim ki. Tamam Lale, geldik. Gel. Aa, gel. Onur. Lale. Gitme. Gitme lütfen. Sarhoşsun. Hayır sarhoş değilim. Gitme. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.